Şimdi Türkiye'de bizim yıllardır arzu ettiğimiz ama bir türlü fırsatını bulamadığımız çok güzel bir tartışma ortamı meydana geldi. Biliyorsunuz bu Ramazan'da bizim herhangi bir katkımız olmadan teravih tartışması başlatıldı. Bizi referans göstererek, bizi kaynak göstererek Yaşar Nuri Öztürk Hürriyet gazetesinde bir açıklama yaptı. Sonra da bu Ramazan'ın gündemi haline geldi. Biz de tabii söylediğimiz sözde durduk. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı buna karşı bir bildiri yayınladı. Onun bildirisine karşı da biz bildiri yayınladık. Arkasından Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan ve Antalya İlahiyat Fakültesi'nde dekanı olan Ahmet Yaman Bey de Diyanet adına bir cevap yayınlamış oldu. Cevapta Diyanet adına diye bir kelime geçmiyor ama tümüyle Diyanet adına olduğu açık. Sonra da ona inşallah bugünlerde bir cevap vereceğiz. İşte o cevabı bugün burada sözlü hale getirmiş olacağız. Yani sözlü olarak ifade edeceğiz. Sonra da yazılı hale getirmiş olacağız. Hem sözlü hem de yazılı halde olmasının faydası daha geniş kitlelere ulaşabilmek. Bir de şimdi siz de burada dinliyorsunuz. Aklınıza yatmayan ya da zihninizde doğan sorular da sormuş olursunuz. Verilecek cevabı aynı zamanda pişirmiş de oluruz burada. Evet. Şimdi o kısaca özetlemek gerekirse yani bir değişim evveliyatı var. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı bizim ilmi çalışmalarımızda muhatabımız değil. Şu anlamda muhatap değil çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı bir ilmi kuruluş değildir. Orası bir idari kuruluştur. Yani işte Türkiye'deki camileri idare etmek üzere kurulmuş bir kuruluştur. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı'na yüklenmiş bir görev daha var. O da insanları dini konularda aydınlatmak. O açıdan Diyanet halkın nazarında bir ilmi kuruluş olarak algılanıyor. Orada Din İşleri Yüksek Kurulu var. İsmin Din İşleri ve yüksek kelimeleriyle birlikte oluşturulması ve Osmanlı'dan gelen bir Şeyhülislamlık anlayışının Diyanet tarafından devam ettirildiği kanaatinin halkla yaygın olması sebebiyle orada halkın zihninde dini açıdan fetvayı verebilecek en yüksek organ gibi algılanmaktadır. Yoksa ilim çevreleri zihninde böyle bir şey söz konusu değildir. Yani çünkü orası bir ilmi kuruluş değildir. Orada bulunan üyeler kendi bilgileri ve tecrübeleri ölçüsünde bir takım sonuçlara varırlar. O sonuç doğru da olur, yanlış da olur, tartışılır. Ama halkın açısından öyle değil. Halk farklı bir şekilde bakıyor. Şimdi biz bu Ramazan'da Diyanet'in de bu işe farklı bir şekilde baktığını öğrenmiş olduk. Mesela ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 21 sene çalıştım. İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerini yürüttüm. Ve Diyanet'le ilişkilerimiz hiçbir zaman kesilmedi. Hala da ilişkilerimiz devam ediyor. Fakat Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dini konularda en yüksek karar organı olduğunu bu sene Diyanet'in yayınladığı bildiriden öğrendik. Bu son derece tehlikeli bir kelime. Şimdi fetva organı deseler ya da halkı dini açıdan aydınlatan bir kuruluştur deseler ona kimse bir şey söylemez. Çünkü fetva bir konuda bir din bilgininin ya da işte Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nda olduğu gibi
din konuda bilgi sahiplerinin vermiş oldukları, şey ortaya koydukları bir görüştür. Bir karar değildir. Şimdi görüşle fetva ile karar arasında çok büyük bir fark vardır. Bu bizim fıkıh kitaplarında kaza ve iftâ diye ayırt edilir. Kaza dediğimiz zaman kadıların verdiği kararlar ki kesindir, mutlaka uygulanır. O karar kiminle alakalıysa o kişi adında açısından kesindir, uygulaması söz konusu değildir. Ama fetva olduğu zaman fetva kesin değildir. Yani bir müftüden aldığınız fetvayı kabul etmeyebilirsiniz, gidersiniz başka müftüye. O sadece bir görüş açıklamadan ibarettir. Ama baktık ki Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı bildiride din açılardan en yüksek karar organıdır kelimesini kullanmış. Şimdi bundan daha da rahatsız edici olan bir taraf daha var. O da diyor ki dini metinlere indirgenemez değil mi? Öyle bir şey, orayı bir okur musun sen? Öyle bir şey vardı. Yanlış telaffuz etmiş olmayayım yani. 3 numaralı paragrafta var. Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak, tarih boyunca varlığını arızi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir. Yani dini metinlere indirerek bir konunun varlığını ispatlamaya çalışmak, tarih boyunca arizi bir usul problemiymiş. Ki ben şahsen yani bu kadar zamandır fıkıhla meşgul olan bir kişi olarak böyle bir cümleyi ilk defa duydum yani. Nasıl bir şey ki yani hiç haberimiz yok. Herhalde eminim ki bunu yazanlar da ilk defa kendi kalemlerinden çıktığını biliyorlardır. Sen duydun mu böyle bir şey şimdi ya? Bizim fıkıh usulü kitapları hep şöyle başlar. Herhangi bir konuda. Onu da tarafa doğru çevir. Nas varsa mevridin asla içtihada mesafe yoktur. O iş bitmiştir. Yani nas dediğimiz bundan dedikleri metinler. Ayet ve hadis varsa söz biter. Bitmiştir. Mesele biter. Evet. Evet. Hatta daha da detaylandırırlar. Bu hiyerarşi bağlamında Kur'an'da varsa o iş bitmiştir. Kur'an'da yoksa sünnete bakılır, atlanmaz. Ondan sonra sünnette de yoksa icmaya bakılır. Onda da yoksa bu defa içtihat yapılır ama içtihat yapılırken bu konunun benzeri diğer 3 önceki delilde varsa onlara kıyaslanarak yapılır. Yine onlardan bağımsız yapılmaz denilir. Mesela 15 asırlık gelenek kavramı usul kitaplarında var mı? Böyle bir şey yok. İlk defa bunlar. Yani öyle bir bildiri yayınlıyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı, yani herhangi bir bilimsel tabanı yok. Yani bizim açımızdan yok. Bu terimler bizim terimlerimiz değil. Bu terimler Katolik dünyasının terimleri. Bize ait olan terimler değil bunlar. Kesinlikle değil. Tabii biz de onu Diyanet İşleri Başkanlığı işte uzun süredir ilahiyat fakültelerinde yürürlüğe konan dini katolikleştirme faaliyetlerinin etkisi altına girmiş gözüküyor diyerek de biz de karşı bir bildiri yayınladık. Ki bu konuda ben bu kanaatime sıkı sıkıya sarılıyorum. Ve maalesef ilahiyat fakültelerinde yürürlüğe konmuş. Çok ciddi bir katolikleşme hareketi vardır. Ve bu hareket İslam alemini sarmıştır diyebiliriz. Şöyle bir şey var bugün. Bir gelenek var. Gelenek Kur'an'ı ve sünneti dışlamıştır. Dışlarken söylediği şey şudur. Bizim ulemamız Kur'an ve sünnete göre hükümleri beyan etmişler. Dolayısıyla biz Kur'an'dan, sünnetten anlamayız. Biz bunların emirlerine ve yasaklarına uyduğumuz zaman Kur'an ve sünnete de uymuş oluruz derler ve Kur'an ve sünneti dışlamazlar aslında. Yani sözde dışlamazlar, fiilen dışlamış olurlar da. Şimdi batıdan gelenler, yani yurt dışına gidip de batılarda doktora yapmış, ilim adamı olarak buraya gelmiş olanlar çok daha şaşırtıcı bir yapı içerisinde, tabii onların içerisinde bu söylediğim tanıma girmeyen
çok sayıda ilim adamı da var, bunu da söyleyelim yani, onlara da haksızlık etmeyelim de. Ama çoğunluk açısından bunlar Kur'an ve sünneti tarihte kalmış birer kitap olarak görüyorlar. Tıpkı Katoliklerin Tevrat ve İncil'i tarihte kalmış birer kitap olarak görmeleri gibi. İşte bu salonda Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nin dekanının katıldığı, şu andaki dekanının katıldığı bir toplantı yapmıştık. Burada herhalde 30 kadar onların şeyi vardı, öğretim üyesi ve doktor öğrencileri vardı galiba. Doktorasını bitirmiş olanlar vardı. Yani burada epeyce onlar çoğunluktaydı, biz azınlıktaydık. Bir arkadaşımız bu dekana sordu, dedi ki sizin açınızdan Tevrat ve İncil'in ne anlam ifade ettiğini öğrenmek istiyorum dedi. O da dedi ki Tevrat ve İncil bizim dini davranışlarımızı belirlemekte kaynak kitap değildir. Onlar saygı duyduğumuz ilahi birer kitaptır. Kutsal metindir. Kutsal metinlerdir. Biz dedi konsillerle dinimizi belirleriz. Şimdi konsil dediklerinin bizde bir yansıması var. Biraz sonra ona geleceğiz. Orada ben de şunu söyledim kendisine. Hatta herkes burada dinliyor tabii. Bir Almanca Kur'an-ı Kerim mealini de eline vererek dedim ki Allahü Teala diyor ki Sözbillah Kul ya ehlel kitap lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil. Bu Maide suresi kaçıncı ayetti? Şuradan bir bak. Lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum. Ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmazsanız, Maide 68, beste indirilmiş olan bu Kur'an'ı da uygulamazsanız hiçbir temeliniz olmaz. Dedim işte bu Kur'an-ı Kerim bu durumda sizin herhangi bir temeliniz olmadığını söylüyor dedim. Evet doğrudur dedi. Yani 3. asırdan itibaren başlar. Yani bu şeye inmez. İsa Aleyhisselam'a ve onun getirmiş olduğu kitaplara inmez. O zamandan başlar. Zaten papalığın yayınlamış olduğu Katolik Dünyası Din ve Ahlak İlkeleri kitabında da bu çok açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Peki şimdi bakıyorsunuz ki Türkiye'de de din anlayışı bu noktaya doğru kaymış. Şimdi konsillere karşı neler söyleniyor? Batı'da yetişmiş ilim adamlarından bizim İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murtaza Bedir'in talebeler için hazırlamış olduğu bir şey var. Ders notları var. Orada icma ile ilgili değil mi? Evet. Onu sen kısaca bir istersen oku. Şey yapılsın. Buradan alıntılar yapayım. Tamam. Zaten fazla uzun değil. Şimdi icma Kur'an ve sünnet delilinden sonra gelen üçüncü bir delildir diyor hocam. Üçüncü sırada gelmesi... Bu konuda herkes ittifak etmiş evet. Gözüküyor yani usulü fıkıhta. Evet. Üçüncü sırada gelmesi salt bir teknik sıralama olmayıp gerçekten de Kur'an ve sünnetin yani vahyin Hazreti Muhammed'in vefatıyla tamamlanmasından sonra işlev görmeye başlayan bir delildir. Bak vahyin tamamlanmasından sonra işlev görüyor. Yani, ne demek? Peygamberimizin vefatıyla birlikte yürürlüğe giren bir delil olmuş oluyor. Bakın tamamlanma bu kelime çok önemli. Dini tamamladım diyorsa bir yeni bir delil nasıl oluyor? Bu eksik de olur değil mi? Tamamlamış olan şeye bir yeni bir şey ilave edilemez. Tamamlandıktan sonra geliyor. Halbuki Allahü Teala diyor ki bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım diyor. Olgunlaşmış bir şeye ne bir ilave yapılabilir ne de çıkarma yapılabilir. Ondan sonra gelen her türlü ilave ve çıkarma bozulma olur. Başka bir şekilde nitelenemez. Evet. Ancak bu tamamlanma da sünnetin de rolü olduğu kabul ediliyor bu tamamlanmada. Şöyle söylüyor. Sünnet Kur'an'ı beyan etmektedir. Ancak bu beyan bizim anladığımız anlamda salt bir sözün açıklaması tarzında beyan olmayıp biz insanlar açısından bakıldığında sünnet Kur'an'da olmayan pek çok unsur da ihtiva eder. Ancak Müslümanlar Kur'an'ın teorik olarak beyanı kabul edilse bile meşhur ve sabit olan sünnetin Kur'an'dan gelmeyen pek çok unsur ihtiva ettiğini kabul etmektedirler.
O kadar ki Kur'an metlu vahiy iken sünnet metlu olmayan vahiy olarak adlandırılmaktadır. Gelenekte bu öyle. Mesela İmam Şafii bunu çok açık ve net olarak aynı ifadeleri söylüyor. İcma ise İslam alimlerince Hazreti Muhammed'in yanılmazlık sıfatının İslam ümmetinin şahs-ı manevisinde devam etmesi olarak yorumlanmaktadır. Şimdi yanılmazlık sıfatı üzerinde durursak, Peygamber Efendimiz yanılmaz diye kabul ediliyor ama Peygamberimizin yanıldığına dair çok sayıda ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu yanılmazlık sıfatı da bir hayali bir sıfattır. Yanılmazlık sadece Cenab-ı Hak'ta olan bir şeydir. Çünkü zaten onun bir beşer olduğuna inanmak zorundayız. Yanılmaz dediğiniz an onu beşer olmaktan çıkarmış olursunuz. Tıpkı Hristiyanların İsa'yı beşer olmaktan çıkarmış olması gibi. Evet. Devam et. İcma, Kur'an ve sünnete göre üçüncü sırada gelse de alimlerin büyük çoğunluğu icma delilinin statüsünü Kur'an ve sünnete denk kabul ederler. Bak şimdi, üçüncü sırada geldi şimdi denk. Peygamberimizden sonra ortaya çıktığını söyledikleri bir delil ki biraz sonra göreceksiniz, bu delilsiz bir delildir. Öyle bir delil ki Kur'an'dan, sünnetten ve mantıki olarak herhangi bir dayanağı yok. Delilsiz bir delil Kur'an ve sünnetin yerine geçiyor. Evet. Mutezile ve ehli sünnet arasında birkaç marjinal itiraz dışında icmanın hucciyeti konusunda farklı fikir ileri süren çıkmamıştır. İcmanın delilliği konusunda biz açıkça söylüyoruz. İcma diye bir delil olamaz. Bunu hepsine meydan okuyarak söylüyoruz. Yok, marjinal itiraz. İtiraz marjinal. Sünni biz delilsiz delil olduğunu, kendileri de kabul ediyor delilsiz delil olduğunu. Şimdi biraz sonra şey yapacağız. Evet. İster sünni, ister mutezili olsun, icmayı bir delil olarak vaz ederken usulcüler bu delilin İslam ümmetine verilmiş bir lütuf ve keramet olduğu üzerinde dururlar. İslam ümmetine verilmiş lütuf ve kerametse kim vermiş bunu? Allah vermişse bunu kitabında zikretmesi lazım değil mi? Şimdi kim vermiş bunu? Şimdi delillendirme safhasında keramet kelimesi Allah tarafından verilen ikramlarla ilgili kullanılan bir kelimedir. Evet. Tek tek zannı galip ürettiği kabul edilen içtihatlar bir araya geldiklerinde bu zan derecesi değişse de ortak fikir beyanının zanniliği kat'iliğe dönüştüremeyeceği konusunda hemen hemen tüm İslam alimleri müttefiktirler. Bir daha onu şey yap, tam anlayalım. Tek tek zannı galip ürettiği kabul edilen içtihatlar bir araya geldiklerinde... Yani biz bir alim içtihat yapıyor, ona göre, yani kendine göre en doğru o. Ama zanni bu. Ama zanni, bir araya geliyor o içtihatlar, evet. Bir araya geldiklerinde bu zan derecesi değişse de ortak fikir beyanının zanniliği kat'iliğe dönüştüremeyeceği konusunda hemen hemen tüm İslam alimleri müttefiktirler. Ortak fikir beyanının zanniliğe kat'iliğe dönüştürülemez ne demek? O zaman ortak fikir beyanı icma olmuyor mu? İcma, onu diyor zaten. Hepsi bunu kabul ediyor diyor. Zannidir, kat'iliğe dönüştürülemez. Kat'i olan kitap ve sünnettir. Burada herkes bir konuda bir fikir beyan etse ve aynı fikri beyan etse herkes için bu zannidir. Peki bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu masadaki herkes bu konuda böyle demiştir denildiğinde kat'i olur mu? Hayır olmaz diyor. Kesin olmaz. Yani. Olmaz. Kesinleşmez. Evet. Kesin bir delil haline dönüşmez. Cessas bunu doğru şöyle yani ifade eder. Akıl herhangi bir ümmetin hata üzerinde birleşme ihtimalini reddetmez. Tıpkı Yahudiler ve Hristiyanların durumunda olduğu gibi. Diğer bir ifadeyle icmanın ürettiği hükmün kesinliğini bak, akıl... Hata üzerinde birleşmekle bunu unutmayalım. Hata üzerinde birleşmekle doğrular üzerinde birleşmek arasında fark var. Evet. Yani mesela diyelim vakıfta herkes hata üzerinde birleşmez demek ne demek? Vakıfta kaç kişi var? 10 kişi var. Ulan 9 tanesi hatayı benimsese bile birisi mutlaka direnir demektir. Evet. Ama icma bunun tam tersi. Evet. Evet. Diğer bir ifadeyle icmanın ürettiği hükmün kesinliğini akıl açısından iddia etmek mümkün değildir. Tamam. Akıl, bak akli delili yok icmanın. Bunu bir kenara yazalım. Şimdi bu arkadaşımız. Çok harika mı? Bir daha tekrarla. Aklen icmanın delil olabileceği şey yapılamaz diyor. İspatlanamaz. İddia edilemez böyle bir şey.
Bu sebeple İslam alimleri icmanın hangi dine mensup olurlarsa olsun ortak akıl temelinde insanlar arasında savunulacak bir delil olmadığını, aksine sadece Müslümanlar arası bir temellendirme demek olan şer'i delillendirmeye konu olabileceğini belirtirler. Yani akli değil ancak şer'an bunun meşruiyeti çizilebilir. Peki var mı şer'an? Şer'i dediğin zaman da kitap ve sünnete dayanması lazım. Mesela kıyas akli bir delil olarak savunulabilir ya da mütevatir ve ahad haberlerin delil olması akli düzlemde tartışılabilir ve hatta gayrimüslimlere karşı da mantıklı bir biçimde savunulabilirken icma sadece ve sadece Müslümanların kabullerine referansla savunulabilecek bir delildir. Ha bak şimdi evrensel değil ama İslamiyet'in bak Allah'ın bu dininin çok önemli bir özelliği vardır, doğallıktır. Doğallığı da söyleyen Allah-u Teala 30. ayetin 30. suresinde fıtrat Allah diyor. Allah'ın fıtratı ne demek? Allah'ın yarattığı tabiat demektir. Yani bir şeyde doğallık yoksa o İslami değildir. Bunu kesin olarak bilmemiz lazım. Dışarı karşı savunulamaz. Dışarı karşı savunulamayacak bir şey doğal olmaz. Olabilir mi? Dışarı karşı. Şimdi doğal olan, doğal olanın bir evrensellik yönü var. Ders kitabı. Yeryüzünde buna karşı çıkacak insanlar kendilerinin yanlış durumda olduğunu gayet iyi bilirler. Bir kere yani Allah'ın tarif ettiği bir dinin bir ögesi olamaz bu. Bunu kendi kabul etmiş. Evet. Bunu Cessas, Basri ve Cüveyni gibi alimler Allah'ın bu ümmete lütfu ve kerameti olarak nitelerler. Yani bu ümmetin icması hak ve hakikattir, yanılmaz şeklindeki bir iddia ancak bu lütfu verenin beyanıyla açıklanabilir. Tamam, yani Allah'ın beyanıyla açıklanabilir. Olmalı böyle bir şey, tamam. Ama böyle bir şey olmadığını da söyleyeceksin. Evet, evet. İcmanın ameli sahada... Mantık gayet güzel yani, maşallah. Yani. İcmanın ameli sahada fonksiyon icra ettiğini hatırlarsak gerçekten de zaten sadece Müslümanlar için bir referans kaynağından söz ettiğimiz açıktır. Zira iman etmemiş olan gayrimüslimler açısından ameli ahkam pratikte bir şey ifade etmemektedir. Dolayısıyla icma gibi ameli bir sahada işlev gören bir delilin temellendirilmesinde akli istidlale de zaten gerek yoktur. Yani doğallığın dışına çıkmış oluyor ki pratikte var. Evet, devam et. Gerçekten de Kur'an'da yukarıda tarif edilen icmanın adı konularak delil olduğu ya da ümmetin teknik anlamda icma ettiği şeyin hatalı olmayacağı ifadesi açık seçik bir biçimde hiçbir ayette yer almaz. Bak bir daha o konu. Gerçekten bak şimdi Allah'ın kerametidir dedi. O zaman o Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ikramda ümmeti Muhammed'e böyle bir özellik verdiğinin Kur'an-ı Kerim'de olması lazım. Tekrar oku orayı. Gerçekten de Kur'an'da yukarıda tarif edilen icmanın adı konularak delil olduğu ya da ümmetin teknik anlamda icma ettiği şeyin hatalı olmayacağı ifadesi açık seçik bir biçimde hiçbir ayette yer almaz. Yer almaz. O zaman ne oldu? Kur'an temeli de yok icmanın. Mantıki temeli yok. Doğal temeli de yok. Şimdi Kur'an temeli. Yani biraz önce Müslümanların kendi aralarında referans kaynağı olabilir denildi. Demek ki Müslümanların kendi aralarında da referans kaynağı olacak bir delili yok. Değil, evet. Referans kaynağı olacak bir durum yok. Bu sebeple Gazali ve bazı alimler bu konuda sünnete başvurmanın daha güvenli bir istidlal olacağını söylerler. Sünnette ise tam da konuşulan konuda yani ümmetin yanılması mevzuunda açık seçik bir hadis nakledilir ki o da şudur. Ümmetim hata üzerinde birleşmez. Böyle bir ifade hiçbir hadis kitabında yok. Evet, ümmet-i mata üzerinde birleşmiş. Böyle bir, sadece alet dalale şeklinde İbn-i Mace'de fiten bölümünde geçen ifade var. Dalalet üzerinde bile yok. Alel hatay şeklindeki bir ifade hiçbir şeyde hadis kitabında yok. Ümmet-i mata üzerinde birleşmez ifadesi hiçbir hadis kitabında yok. Gerçekten yok, ben de bakmıştım daha öncelerde. Ama dalalet üzerinde birleşmek demek, birleşmez demek şudur. Ümmetimin tamamı sapıtmaz demektir. Evet. Mümkündür tabii, mümkündür. Serhat Koca hocamızın bu konuda bir şeyi var, görüşü var. Bu ümmetim hata üzerinde birleşmez şeklindeki hadise dair. Böyle bir hadisin olmadığını söyledikten sonra diyor ki alet dalale şeklinde yani dalalet üzere birleşmez şeklinde rivayetler var. Ancak hata ve dalaletin birbirinden ne kadar farklı şeyler olduğunu anlatmaya kalkarsak bu makalede şeyi maksadı aşmış oluruz diyor. Bu şekilde bitiriyor. Dolayısıyla dalalet ve hata arasında çok ciddi farklar vardır. Biri itikadi, biri ameli bir meseledir.
hata üzerine birleşmeyeceğine dair bir hadis bir rivayette yoktur. Yoktur. Bitti. Yani zayıf da olsa herkes, sünnetten herhangi bir delil yok bu. Burada bunlar herkes bir yanlışta birleşse, ittifak etse dalalet üzerine mi birleşmiş olur? Yok, yanlışta yanlış dalalet olabilir. Yani şimdi yanlış dalalet olabilir ama yani her dalalet yanlıştır fakat her yanlış dalalet değil. Her yanlış dalalet değildir. Değildir. Bir konuda diyelim ki bütün mezhepler ameli bir konuda bir yönde karar vermiş olabilir ama buna dalalet denemez. Yani hepimiz hata yaparız. Mesela topyekün insanlık bir hata yapıyor. Bir ara insanlar işte anne sütü çocuk için zararlıdır dediler. Bir sürü şeyler yaptılar. O sonra hata oldu, ortaya çıktı yani. Şimdi ümmetim hata üzerinde birleşmez hadis diye naklediliyor ve devamında şöyle söylüyor. Fakat peki bu, ona bir kaynak vermiş yok, mi? Kaynak yok. Kaynak yok. Kaynak sadece bizden isteniyor hocam. Fakat bu ve benzeri içerikli başka hadisler teknik açıdan usulcülerin haberi vahid dediği kategoride yer alır. Haberi vahid değil bu. Değil. Böyle bir şey yok. Değil. Haberi vahid değil. Kesinlikle değil. Öyle bir şey yok. Haberi vahid ise İslam alimlerinin kahir ekseriyetince zanni bir delil kabul edilir. O halde zanni bir delille kat'i hüküm ürettiği söylenilen icma delilini temellendirmek tutarlı olmayacaktır. Yani bu haberi vahid dahi olsa bile yine değil, olmayacak. Yine olmayacak. Yine olmayacak. Evet. Çünkü zanni olan bir şeyle kat'i bir delili sen temellendiremezsin. Cassas ve Gazali'nin bu itirazı cevabı şu şekildedir. Evet, bu ve benzeri içerikli hadisler tek tek ele alındığında haberi vahittirler ama lafızları farklı olsa da ümmetin yanılmazlığını ve ümmete sarılmanın İslam'ın güvenilir limanı olduğunu belirten o kadar çok hadis mevcuttur ki bunların ortak paydası bir hakikati ifade etmektedir. Hangi ümmetin yanılmazlığı ile ilgili o kadar çok diyor. Hepsi onun olsun da bir tanesini söylesin bakalım. La teçlemi ümmeti alet dalaleti şeklinde mi? O dalalet o. Yanılmazlık değil. Yanılmazlık başka bir şey, dalalet başka bir şeydir. Böylece bu alimler... Yanılmazlık dediğiniz zaman hiç hata yapmazsınız demektir. Dalalet dediğiniz zaman sapıtmazsınız demek, yoldan çıkmazsınız demektir. Böylece bu alimler manevi mütevatir adını verdikleri bir delil temelinde icmanın kesin delillerden olduğunu iddia eder. Belki de burada altını çizmemiz gereken önemli bir husus şudur. Temelini nasıl koyarlarsa koysunlar, İslam alimleri İcmanın hüccet olduğu gerçeğini tartışmaya asla açmamaktadırlar. Onların tartıştığı... Bak, hüccet olduğu gerçeği, bu kendi de kabul ediyor. Hüccet olduğu gerçeği, bu ne biçim delil ki? Kur'an'dan kaynağı yok, sünnetten kaynağı yok, akli bir dayanağı yok, fıtrattan kaynağı yok, doğal değil ama kesin. Ve Kur'an ve sünnetin önüne geçen bir delil. Bu ne oluyor? Bunun adına ne denir? Bunun adına ne denir? Bu başka bir din bu. Bambaşka bir din. Bu Allah'ın dini değil. Evet. İslam alimleri icmanın hüccet olduğu gerçeğini tartışmaya asla açmamaktadırlar. Onların tartıştığı delil olduğundan kuşku duyulmayan bu icmanın nasıl temellendirileceğidir. Temellendirme ne demek? Ona dayanak arayacak. Dayanak yok. Dayanak yok. Şimdi hani şeyde olduğu gibi önce asalım sonra yargılarız. İstiklal mahkemelerinde olduğu gibi. Evet. Bununla birlikte Hanefi alimler Kur'an ayetleri ve hadisler ışığında İslam'ın Allah'ın gönderdiği son ve en mükemmel din olması ve kıyamete kadar hükmünü icra edeceği gerçeğinden zorunlu olarak akli delilin çıkarılabileceğini söylerler. Bu delilin aslı şudur. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı peygamber kıssaları insanların tarih içerisinde ilahi hakikati yozlaştırdıkları ve bu sebeple Yüce Yaratıcı'nın her seferinde insanlara bu hakikati bir peygamber göndererek hatırlattığı ve yozlaşmayı ortadan kaldırdığını bize anlatır. Ancak Hazreti Muhammed'le birlikte peygamberlik halkası sona ermiş ve bundan sonra artık vahiy denilen doğrudan ilahi mesajın müdahalesi söz konusu olmayacaktır. Son vahiy olan Kur'an ve son peygamber olan Hazreti Muhammed İslam'ı tebliğ etmiş, böylece din tamamlanmıştır. Bundan sonra ilahi hakikatin yozlaşmasına karşı ilahi koruma doğrudan değil, dolaylı bir biçimde hükmünü icra etmektedir. İşte ümmetin yanılmazlığı ya da hatadan korunmuşluğu, Allah Teala'nın vaadi olan Kur'an'ın ve İslam'ın temel esaslarının korunması hakikatinin zorunlu sonucudur. Kur'an ve İslam'ın korunmuşluğu... Burada şimdi şunu söylemek istiyor.
Daha önce Allah-u Teala peygamberler gönderiyordu. Peş peşe peygamberler geliyordu. Dolayısıyla yozlaşma yeni bir peygamberle düzeltiliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ama artık yeni bir peygamber gelmeyecektir. Bu defa yozlaşmaları düzeltecek olan Müslümanların ittifakı icmadır. Peki bu icma nereden kaynaklanıyor? Müslümanların yanılmazlığı ve hatadan korunmuşluğu. Tamam, Müslümanların yanılmazlığı ve hatadan korunmuşluğuna dair hiçbir delil yok. Nasıl hatadan korunursun? O zaman Müslümanlar tanrılaştırılmış oluyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hatadan korunmuş değil. Yani mesela Abese suresi var. Yani işte yüzünü ekşitti, sırtını döndü, ona bir ama geldi diye. Bedir esirleriyle ilgili ayet var. Hiçbir peygamberin düşmanı savaş meydanında tamamen etkisiz hale getirmeden esir almaya yok, hakkı yoktur. Siz dünyalık istiyorsunuz, Allah size daha sonrasını istiyor. Eğer sizin için daha önce diyor, levla kitabu minallahi sebak, Allah'tan sizin için bir yazgı daha önce geçmeseydi, çünkü Allah Enfal suresinin baş tarafında iki gruptan birisi sizindir diye söz verdi ve o da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Önceden size söz vermiş olmasaydım, aldığınız esirlerden dolayı çok büyük bir azaba uğrardınız, yani yenilirdiniz diyor. Yenilgiyi tadardınız diyor. Ve bu Cenab-ı Hak tarafından peygamberimiz için bir günah olarak kabul ediliyor. Peygamberimizin bir günahı sayılıyor. Çünkü surenin başında diyor ki Allah-u Teala, siz o iki gruptan zayıf olanı istiyordunuz, Allah güçlü olanı istiyor ki Enfal 7 ya da 8. ayetler olması lazım. Allah güçlü olan, yani orduyu sizinle karşıya karşıya getirdi ki o kafirlerin kökünü kazıtsın. Yani Bedir Savaşı'nda o kafirler yenilecekler ve Müslümanlar Mekke'ye gireceklerdi. Ama orada yanlış davranıştan dolayı Mekke'ye giremediler, geri dönmek zorunda kaldılar. Sonra Fetih Suresi indi. Hicretin 6. senesinde, bu olaydan yaklaşık 4 sene sonra Müslümanlar Mekke'ye gittiler, Hudeybiye Antlaşması'nı yaptılar ve geriye dönerken اِنَّا فَتَحْنَا لَكْ فَتْحًا مُب۪ينَ, senin için çok açık bir şekilde önünü açtık, yani artık da Mekke'nin kapıları artık açıldı. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَأَخَّرَ, önceki günahını Allah affetsin diye diyor. O önceki günah hangisi? Çok açık, işte Bedir Savaşı'nda yapılan hata, Kur'an'la sabit. Ve ondan sonra da meydana gelen günahlarını affetmesi için diyor. Ve yutimme ni'amete aleykum müydü? Aleyke ve yehdiyeke sıratem müstakime, sana olan nimetlerini tamamlasın ve seni doğru bir yola yönlendirsin diye diyor. Ve fetih gerçekleştikten sonra da sonra diyor, yani fetihle ilgili olarak da diyor ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ, Allah'ın yardım ve fetih gelir de Mekke'yi fethederseniz diyor. وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُولُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجِ, İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini görürsünüz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, Cenab-ı Hakk'ın Rabbinin hamdi karşılığında, yani her şeyi güzel yapması karşılığında, bak çok güzel bir sonuçlara ulaştınız, Allah'a boyun eğ, وَاسْتَغْفِرْهُ, ve ondan affedilmeni iste. Hangi? Çünkü o şey, yaptığın yanlış ortadan kalktı bir kere, Mekke'yi aldın, artık şimdi estağfurullah dersin, Cenab-ı Hak da affeder. Şimdi bakın, ben size bu ayetleri böylece sıraladım. Ha, ne kadar tabiymiş dersiniz. Gidin araştırın bakalım, milyonlarca tefsir bulun, bir tane böyle bir şey var mı? Çünkü onların tamamı peygamberi masum olarak gösterirler. İsmet sıfatı verirler. O zaman Cenab-ı Hak hata etti öyleyse. Allah'ın haberi olmayan bir saat, Allah bilmiyor böyle bir şey. Böyle bir şeyden Allah-u Teala'nın haberi yok. Hatasız bir kişi, hatalı insana nasıl örnek olur? Hata yap, işte bak burada bir hata yapmış olacak peygamberimiz ki ha diyeceksiniz, ya Allah Allah. O zaman ben bir işte başaramadım, mutlaka orada benim de bir hatam var. Acaba ne yaptım de hatayı düzeltmeye bak. İşte o zaman sana örnek olur. Şimdi burada öyle bir yapı ortaya çıkarıyorlar ki peygamberi hatasız sayıyorlar. O hatasızlığı ümmete aktarıyorlar. Ümmet hatasızdı da bugün niye dünyanın en geri toplumları olmuşlar? Neden? Halbuki her zaman en önde olması lazım.
Evet, devam et. İşte ümmetin yanılmazlığı ya da hatadan korunmuşluğu Allah Teala'nın vaadi olan Kur'an'ın ve İslam'ın temel esaslarının korunması hakikatinin zorunlu sonucudur. Kur'an-ı Kerim'i korumayı Cenab-ı Hak kendisi üstlenmiş ve bugüne kadar herhangi bir şey olduğu yok. Evet. Kur'an ve İslam'ın korunmuşluğu ancak ve ancak sahabeden itibaren ümmetin bütününün yanılmazlığını kabul edersek bir anlam ifade edecektir. Bak, bütün ümmetin bütününün yanılmazlığı. Yanılmazlık bir tek fertte yok ki, peygamberde yok ki ümmette olsun. Kur'an'ın evet. korunmuşluğu somut olarak ümmetin korunmuşluğuyla bağlantılıdır. Ümmet nasıl korunur? Öyle şey olur mu? Bakın, peygamberimizle ilgili olarak Cenab-ı Hak demiyor mu? Yani kul وَمَا اَدْرِي مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِكُمْ başlıyor o ayet. اِنْ اَدْرِي مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْهِ Ben bana مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُولِ Ben yeni ortaya çıkmış bir peygamber değilim. Eskiden de peygamberler vardı. Ben bana ne yapılacağını, size ne yapılacağını bilmem diyor. Evet. Ahkaf suresinin 9. ayeti. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُولِ De ki ben böyle peygamberlerin böyle kendiliğinden ortaya çıkmış olanı değilim yani. Daha önce de vardı. وَمَا اَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ne bana ne yapılacağını bilirim de size. Bir korunmuşluk var mı burada? Korunmuş olan kişi böyle bir şey söyler mi? Ben bana ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Ve Allah emrediyor bunu. Ondan sonra اِنَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّ Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Burada vahyedilene uymak var mı? Bu icma dedikleri olay peygamberimizden sonra ortaya, vahiy bittikten sonra ortaya çıkmış. وَمَا اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ Ben apaçık uyarıcıdan başka bir şey değilim. E şimdi peygamberimiz korunmamışsa ümmet nasıl korunmuş olur? Evet. Son din olan İslam'ın kıyamete kadar hükmünü icra edebilmesi ve ümmetin tanıklık görevini yerine getirebilmesi bu dinin mensuplarının toplu halde yanılmazlığını varsarmayı gerekti. Sorumlu kılmaktadır. Tamam. Peki şimdi buradan şey yapalım. İşte burada görüyorsunuz ki bu aslında Mürteza Bedir şeyi olayı gayet güzel bir şekilde özetlemiş gerçekten. Yani oradaki ilmi örgü referanslar falan, tarihte olanı olduğu gibi evet. aktarmış. Yani evet. bu kendisi yeni bir şey ortaya koymuş değil. Evet. Ve güzel de özetlemiş. Dolayısıyla burada mesele şu. Siz icma ettiğinizi söylüyorsunuz. Ortaklaşa bir takım konularda karar aldık diyorsunuz. Bu kararı nerede toplaşarak aldınız? Hangi konularda aldınız? Ve bu karara kimler katıldı? Mesela şimdi Hristiyanlar diyor ki, Katolikler, hatta bütün Hristiyanlar söylüyorlar bunu, Katolikler de dahil. Diyorlar ki biz, işte 3. asırda bilmem falanca tarihte Antakya'da toplandık, filan tarihte Efes'te toplandık, şu tarihte İznik'te toplandık, şu tarihte Kadıköy'de toplandık. Toplantıya şunlar şunlar katıldı ve şu kararları aldık diyorlar. Peki siz nerede toplandınız? Söyler misiniz? Nerede toplandınız? Bir delil ortaya koyuyorsunuz ki delilsiz. Delilsiz bir delille delilsiz delili kitap ve sünnetin önüne geçiriyorsunuz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı şeyde bu var. Şimdi bu ne zaman ortaya çıktı onu da ben size söyleyeyim. Biz geçen sene Haziran ayında İzmit'in Kartepe'de bütün fıkıhçıları topladık. Bizim mevcut fıkhın kitap ve sünnetten ne kadar uzak olduğunu orada insanlara anlattık. Orada 3 gün toplantı sürdü. Toplantının bütün kayıtları bizim internette yayınlanıyor değil mi? Şu anda yayınlanıyor. Yayınlanıyor mu Özkan? Ha, Kartepe toplantısı ya Kartepe toplantısı diye yayınlanıyor. İsteyenler okuyabilir. Orada bize söyledikleri özet olarak şu. Bizim bir gece kondumuz var. Onu da elimizden almayın. Arkasından biz bunlara herkesin konuşmasını gönderdik. Dedik ki oradaki konuşmanızı değiştirebilirsiniz.
Orada söylemek isteyip de söyleyemediklerinizi yazabilirsiniz. Yeni şeyler de yazabilirsiniz. Bize gönderin, biz bunu kitap halinde basacağız. O 150 civarındaki ilim adamından sadece bir tane Salih, evet, sahip, sahip Beruce gönderdi şeyden, Van'dan. Ve o da yani bizim açımızdan pek öyle sağlam bir şey değildi. Onu da herhalde neşrettik değil mi? Evet. Evet. Onu da isteyenler okuyabilirler. Şimdi dolayısıyla tabii burada herkes gördü ki mesela biz daha önce sünnete uymamakla suçluyorlardı ki hala bu propagandayı yapanlar varmış duyuyorum. Fakat ellerinde herhangi bir delil yok. Ben burada şunu çok açıkça söylüyorum. Eski, en eski, onların en çok sünnete uyduğunu söyledikleri Ahmet bin Hanbel dahil. Tarihte bizim kadar hadisi şerif kullanan bir başka ilim adamı bir tane daha göstersinler, onlara madalya takalım ve ilan edelim. Peki biz o hadisleri özellikle kullandık mı? Hayır. Kitap sünnet bütünlüğüyle hareket ettiğiniz zaman o hadisler zaten o ayetlerin arasından kendiliğinden çıkıyor. Bakıyorsunuz ki Peygamberimiz bunları anlatmış. Şimdi baş tarafta bu şeyde de var. İmam Şafii'nin Risalesi'nde de var. Diyor ki bazı hadisler vardır ki Kur'an-ı Kerim'de hiç yoktur diyor. Peygamberimiz onu söylemiştir diyor. Onun örnek olarak da şeyi gösteriyor. Birçoklarını gösteriyor da bugünkü esas konumuz olan ticaretle ilgili bazı ticari işlemlerin faiz olduğuna dair hadis-i şerifi gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de olmayan, peygamber tarafından konmuş olan bir faiz çeşididir diyor. Ve mesela şeyde bugün işte bir örnek olarak faiz anlayışı diye ilan ettik. Ben onu size anlatayım. Kur'an-ı Kerim faizi kesin olarak yasaklıyor. Faizi borçtan elde edilen gelir olarak tanımlıyor. Niye öyle diyor? Çünkü diyor ki eğer borçlu darlık içerisindeyse genişliğe çıkıncaya kadar beklemelidir. Faizcilikten vazgeçtiğiniz zaman ana malınız sizindir diyor. Ana mal ticaret de olmaz. Yani ben şimdi şu bardağı aldıysam 100 lira karşılığı o karşı taraf benden sadece o 100 lira ister, bu bardağı istemez hiçbir zaman için. Bu bardak artık benim olmuştur. Dolayısıyla ana mal, yani karşı taraf benim ana malım bardaktır, bana bardağı getir diyemez. Ben sana bardağı 100 liraya sattım, bana o 100 lirayı getir der. Ana mal kavramı sadece faizde olur. Ben 100 lira vermiştim, 110 lira istiyordum, tamam hadi 10 lira kalsın bana ana paramı getir der. Bu ana para kavramı sadece borçlu olur. Zaten Allah-u Teala da alım satımla faizi birbirinden kesin olarak ayırmış. Faizcilerin borcu, yani faizli borç verme işlemini alım satım gibi göstermeye çalıştıklarını, bunun bir şeytanlık olduğunu ayet-i kerimede açıkça söylüyor. Dolayısıyla ayetleri net olarak okuduğunuz zaman çok açıkça anlaşılan borçtan elde edilen gelirdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu anlatmış. Demiş ki faiz sadece borçlu olur. Faiz sadece vadeli borçlu olur. Dikkat edin, borcun dışında herhangi bir şeyde faiz olmaz demiş. Çok net bir tanımı var. Peki insanlar faizi alışverişe benzetiyorlar. Gerçekten faiz alışverişinde benzerlik vardır. Mesela şimdi bu salonda kadınlar var, erkekler var. Kadınlarla erkekler arasındaki benzerlik sayılmakla bitmez. Ama o benzerlikten dolayı birisine kadın, birisine erkek demiyoruz. Bunu neden dolayı söylüyoruz? Farklardan dolayı söylüyoruz. Benzerliklerden dolayı olmaz, farklardan dolayı olur. Şimdi o farklardan dolayı birisine kadın, birisine erkek diyoruz. Ama zihin karışıklığı yapmak isteyen insanlar, mesela kadını sömürmek isteyenler, kadın erkek arasında eşitlik olur diyor. Eşitlik olmaz kardeşim, denge olur. Denge başka bir şeydir, eşitlik başka bir şeydir.
Eşitlik yaptığın zaman o zaman kadın kadınlık fonksiyonunu gösteremez, erkek erkeklik fonksiyonunu gösteremez. Şimdi genellikle böyle mefhumlar birbirine karıştırırlar. Faizciler de alım satımı faiz gibi gösterdikleri için Allah-u Teala şöyle buyurmuş, Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Faiz yiyenler, şeytanın peşine takılıp aklını kişeldiği kimsenin davranışından farklı bir davranış göstermezler. Faiz yiyenler. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى Bu onların alım satımda tıpkı faiz işlem gibidir demeleri sebebiyledir. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Şimdi Allah alım satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır diyor. Şimdi burada alım satım dediğiniz zaman mal alma satma insanların her gün akşama kadar zorunlu olarak uğraştığı iştir. Ya mal alır ya hizmet alır. Çünkü hiç kimse hayvan gibi değildir. Hiç kimse kendi ihtiyacını kendi başına asla karşılayamaz. Mesela bir tane koyunu alırsınız, şöyle suyu olan bir otlakla bağlarsanız, ömrünü orada geçirebilir o koyun. Oradan otunu yer, buradan suyunu içer, bitti. Oraya da gübresini bırakır, yeni otlar biter. Ama dünyanın en fakir insanı ya da en zengin insanı, tek başına asla yaşayamaz. Siz sabahleyin sofraya oturduğunuz zaman bakın, köyde olun, sofraya bir ekmek gelir. O ekmeğin buğdayını siz üretmiş olabilirsiniz ama onu un haline getirmek için bir değirmen lazım. Oradan hizmet alacaksınız. Sofranıza peynir gelmişse o peyniri siz buğday vererek almış alacaksınız. Ya da yağ gelmişse ya da efendim ayağınıza bir ayakkabı varsa o ayakkabıyı birisinin üretmesi lazım. Bacağınızdaki pantolonu, pantolonun kumaşı, oturduğunuz ev, yani siz koyun gibi değilsiniz, öyle bir açık sahada yatamazsınız. Yani. Bir evde oturmanız lazım. Onun yazı var, kışı var. Yani siz koyun gibi değilsiniz, yününüzle değil, sizin vücudunuz şeydir, korumasız olarak yaratılmıştır. Mutlaka bir şeyle örtülmesi lazım. Mutlaka elbise giyineceksiniz. Ve elbiseyi birisi üretmesi lazım, getirmesi lazım. Dolayısıyla insanlar alışveriş dediğimiz mal ve hizmet alımını günün her saatinde yaparlar. Yaptıkları için alışveriş insanlar tarafından son derece tabii ve bir ihtiyaç olarak düşünülür. Ama faize sıra gelince faiz insanlar tarafından bir tabii olarak kabul edilemez. Mesela siz hayatında mektep medrese görmemiş, dağda çobanlıkla meşgul olmuş. Bir kişinin yanına gitseniz, ayağınızda işte dağa gittiğiniz için dağ ayakkabısı olsa, çoban da o ayakkabıyı gör, istese sizden, onu bana verir misin? Tamam ben bunu vereyim, bana bir koyun ver dediğin zaman olur. Verebilir. Çoban için koyun o kadar değerli bir şey değildir. Senin için çok değerli olabilir ama onun için o anda o ayakkabı çok değerlidir. Verir alır. Fakat orada birisi dese ki çobana, kardeşim bu koyun kaç lira biliyor musun? Koyun en az 250 lira eder. Bu adamın ayağındaki ayakkabı 100 liraya alırsın. 100 liraya verir misin? Tabii veririm der adam. O zaman der ki benim 100 liram yok. Arkadaşı dese ki ben şimdi sana 100 lira vereyim. Bu ayakkabıyı al bana daha sonra 110 lira verirsin dese. O çoban buna ne der? Ne der? Benden faiz mi istiyorsun der. 100 lira vereyim, 110 lira daha sonra hani bu koyunlarını sattığın zaman 110 lira verirsin dediği zaman çoban demez mi benden faiz mi istiyorsun demez mi? Bunun faiz olduğunu anlaması için iktisat fakültesinde okumasına gerek yok. Fiksin ne olur içinde? İşte bu ne de ya, bu adam beni sömürmek için. 100 lira verip 110 lira alacaksın. Ne olacak yani sen ne yaptın ki buna karşılık 110 lira istiyorsun? Yani katma değer getiren hangi faaliyeti yaptın ki 100 lira verip 110 lira istiyorsun benden? Sen beni sömürmek istiyorsun diyecek. Çok basit. Bakın
tabii. Hani din doğallıktır. Fıtri bir başkaldırı olarak. Fıtri bir başka, doğal. Doğal, çok tabii. İşte bu, ben şimdi sana çıkardım 100 lirayı verdim aldım. Buna karşılık 110 lira istiyorum. Ya kardeşim benim bu 100 lirayı sana vermem. Evet bu 100 lirayı ben aldıktan sonra çok karlı işlerde kullanabilirim ama onun bütün riski benim üzerime. Sen onu üstlenmiyorsun. Hiçbir riskine katılmıyorsun. Diyorsun ki ben 10 lira fazla isterim. Ya bu senin bu verdiğin bu işten bir katma değer üreten bir işlem değil ki benden bunun karşılığını istiyorsun. Dolayısıyla insanlar fıtraten bundan nefret ederler. Nefret ettikleri için faizciler insanların hoşlandığı şeyle şey yaparlar. Kardeşim bu da bir alışveriş. Hemen. Nasıl sen şimdi peşin fiyatı 100 lira olan bir koyunu bir ay vadeli 110 liraya satmıyor musun? Satıyorum. Aa bu da aynı. Ya gerçekten öyle mi? Benzerliklerden hareket ederek insanları yanıltma. Ve bu çok olur. Bu çok olur. Benzerliklerden hareket ederek insanları yanıltma. Şimdi mesela çok affedersiniz, kadınla erkek arasındaki ilişki. Evli bir karı kocanın yaptığıyla zina yapanın yaptığı arasında fiilen hiçbir fark yoktur. Ama hukuki sonuçları çok farklıdır. Hukuki sonuçlar. Bunun bir hukuki başlangıcı vardır. Arada bir hukuk kurulmuştur. O anlaşmanın sonucu olarak bu aile kurulmuştur. Bu ailenin de çocuk olur, bakım olur, şu olur, birlikte yaşamanın gerektirdikleri olur. Ama siz o farklılıkları görmez de benzerlikten hareket ederseniz, yani ne farkı var ki dersiniz? İşte faizciler öteden beri kendi yaptıkları yanlışın toplum tarafından yanlış karşılanmaması için hep ticareti kullanmışlardır. Bugün de dikkat edin, bakın hep aynı şeyi kullanırlar. Bankalar para sattım derler. Borç verdim deme, onu da derler yani kredi kelimesini kullanırlar ama şu kadar para sattık derler, şu kadar para karşılığında. Alışveriş. Ondan sonra zaten canım bizimki de para bakkalı yani sizden ne farkı var? Siz mal satıyorsunuz, biz para satıyoruz derler. Ticareti kullanarak zihinleri karıştırırlar. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bunun bir şeytan aldatmacası olduğunu bildiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde alım satım görüntüsünde faiz işlemi yapılmaması için bunun kapılarını kapatmış. Diyor ki mesela bak şurada demiş ki altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz, misli misline ve peşin olur. Şimdi siz bunu bak ben söyleyeyim. Şimdi şurada altın. Benim 10 tane altınım var. Senin 10 tane altını da değiştireceğim. İkisi de aynı gramda olacak ve değişim peşin olacak. Senin burada 1 kilo buğdayın var. Benim de 1 kilo buğdayım var. İkisi peşin olacak ve eşit miktarlarda olacaklar. Şurada hurma, burada hurma. Peşin ve eşit miktarlarda olacak. Şurada gümüş, burada gümüş. Peşin ve eşit miktarlarda olacak. Tuz, peşin ve eşit miktarlarda olacak. Peki şu anda duyduğunuz ne hissediyorsunuz? Bunu sen yapar mısın? Altın altına değiştiriyorsun, 10 altın verip 10 altın alacaksın, yapar mısın? Peki niye Peygamberimiz böyle söylemiş? Bu mantıksız bir şey. Böyle mantıksız şeyi Peygamber söyler mi? Söyler tabii. Şimdi bunu bak böyle yapın diyor. Aksi olursa faiz olur demek ne demek? Ben şimdi 10 altını peşin 11 altında değiştirebiliyorsam. 10 altın verdim, 11 altın aldım peşin. Alışveriş saydık bunu. Bak borç değil kardeşim, vade falan yok. O zaman ben ne yaparım? Fegani sen benden borç almaya gelirsin. Bunun faiz olmaması için önce sana 1 yıl vadeli 11 altın borç veririm. Hiç faizsiz. Belgeyi imzala bakalım derim. İmzalarsın. O altınlar burada veriyor. Senden de teslim etmem ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra sana dedim ki şu 11 altını bendeki 10 altına karşılık peşini sat. Başka şekilde benden borç alamadığına göre bunu yapar mısın? Yapar mısın? O paraya ihtiyacın varsa.
İnsanlar zorunlu olmasa faizi borç almazlar ki. Çünkü bir kandırmacalar. Neyse kardeşim, sen de bunun faiz olduğunu, sen bu şekilde faizden kurtulduğunu düşünüyorsun. Ben sana önce 11 altını vadeli olarak veriyorum. Bir ay sonra, işte bir yıl sonra bu 11 altın. Bak kardeşim, ne verdiysem o. Faiz maiz yok ha. Bana göre. E tamam, güzel. O zaman 11 altını bendeki 10 altına karşılık sat. Hani ben satmam dersin. Aa, burada öyle bayılırsın satmak için. Aksi takdirde 10 altını hiçbir şey alamayacaksın. 11 altını bana 10 altına karşılık satarsın. Ben sana 10 altını veririm. Benim yanında 10 altında çıkarsın. Borcun ne olur? 11 altın olur. Biz buna alışveriş dersek faiz yasağının bir anlamı olur mu? Ama Peygamberimizin dediği gibi, bunu yapıyorsanız eşit miktarlarda yapın. Yoksa faiz olur. Dediği an bu kapı ne olmuş olur? Kapanır. Aynı şey buğday için, arpa için, her şey için. Bak dikkat et, aynı mallar. Faizci verdiği malın aynısını alır değil mi? Yani 100 lira verir, 100 lira alır. Bir de ilavesini alır. Şimdi o ilaveyi eğer siz bir alışveriş şeklinde gerçekleştirebiliyorsanız, niye milletin şeyini çekeceğim ki yani, diksinen bir adam niye olacağım ki, alışveriş yaptım kardeşim. Aynı şekilde mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Diyor ki, bir satışta iki satış yaparsanız diyor, ya bedellerin azına razı olursunuz ya da faize girersiniz diyor. Bu ne demek? Bu da şu. Şimdi Fegani benden borç almak istiyor. Fegani benden borç almak istiyor. Fakat faizsiz olmasını istiyor. Bu defa Fegani getiriyor kendi elindeki bir kitap. Şimdi şu kitabı getiriyor bana. Diyor ki, ben bu kitabı sana peşin 100 altına sattım diyor. Tamam, ben de aldım peşin 100 altın. İşte 100 altını buraya, sen 100 altının burada, ben aldım. Akdi imzaladık, güzel. Peki Fegani, ben bu kitabı sana bir yıl vadeli 110 altına sattım diyor. Kitap tekrar Fegani'ye geçiyor. Fegani bu peşin 100 altın onun oldu ya. 100 altın da buradan çıkıyor. Borcu ne kadar? 110 altın. Bu nedir? Bir yıl sonra. Bak hiç faiz maiz yok. Peygamberimiz diyor ki, ya bedellerin azına razı olursunuz. Yani ya 110 altın, 100 altına satarsın bir yıl vadeli. Ya da faiz olur diyor. Bu şimdi ayetin tatbikiyle ilgili bir önlem değil mi? Ayetten farklı bir şey mi? Ama işte bu kitapta diyor ki farklı. Kur'an-ı Kerim'in koymadığı bir hükmü koymuştur diyor Er-Risale'de İmam Şafii. Orada şey de öyle. Hep onu öyle söylüyorlar. Kur'an'da olmayan bir hüküm. Ya Kur'an'da olmayan hüküm peygamber nasıl koyar? Halbuki bu işte Kur'an'da olan bir şey. Alım, satım, faiz. Zaten bütün ayetleri bir araya getirdiğiniz zaman bunlar ortaya çıkıyor kendi içinden. Az önce dedim ya, biz yaptığımız çalışmada bütün hadisleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Niye kullanmak zorunda kalıyoruz? Çünkü bizim çalışmalarımız Allah'ın emrettiği şekilde ayetlerin ayetlerle açıklanması. Dolayısıyla mesela faiz konusunda çalıştıysak, ki ticaret ve faiz kitabımız öyle bir çalışmadır. Faizle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ayet varsa onların tamamını almışızdır oraya. O ayetler arasında kurulması gereken ilgi Allah'ın emrettiği şekilde kurunca, bakıyorsunuz ki Peygamberimizin söylediği sözlerin hepsi zaten o ayetlerin arasındaki ilişkiyle ortaya çıkıyor. Yani şimdi bakın, burada bir aydınlık var, aydınlanıyoruz. Buraya iki tane kablo geliyor değil mi? Bu iki kabloda aydınlık var mı? Yani bir eksi birisi artı olan, pozitif ve negatif iki tane kablo geliyor. Bunların bir ışığı var mı? Gelirken yok. Bu iki tane kabloyu bir ampulde birleştirdiğimiz zaman ortaya bir ışık çıkıyor. İşte o ışık kablolarda yok. Ama kabloları birleştirdiğiniz zaman çıkıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri o ışıklar oluyor.
Yani ayet-i kerimeye bakıyorsun, peygamberimizin sözü orada yok. Ama Allah-u Teala diyor ki bu muhkem kılınmış. Bunların Allah-u Teala Hud suresinde diyor ki kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yani açıklamayı, yani açık ve net. Alım satım farklı, faiz farklıdır. Peki detaylar? O kadar güzel detay veriyor ki Kur'an-ı Kerim. Yani biz burada herhalde Kur'an-ı Kerim'deki faiz anlayışını birkaç ay anlatabiliriz eğer. Ben şimdi çok özetlemek için kendimi zorluyorum. Yoksa hangi sahaya girsen orada anormal bir şekilde derinleşebiliyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim esas alırsanız, Kur'an'ı esas almazsanız, yani siz o bu aydınlığın nereden geldiğini Kur'an'dan öğreneceksiniz. Ya da şimdi bir elektrikçi bu aydınlığın nereden geldiğini gayet iyi bilir. Ama hayatında elektrik görmemiş bir kişi bu odaya gelir de burada bir aydınlık görürse bunun Allah tarafından yaratıldığını zanneder, değil mi? Yani bir üretim olduğunu düşünemez. Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunla yaratılmış üretimdir. Şimdi bizim ulema bu hadislerin nereden geldiğini bilemedikleri için yani ayetlere bakmıyorlar. Diyorlar ki bu da peygambere Allah tarafından gelen ikinci bir vahiydir diyorlar. E peki öyle olduğu zaman bana nasıl örnek olacak? Bana vahiy gelmiyor. Ya böyle bir şey yapacak ki bana örnek olsun, ben de bir başkasını yapayım. Şimdi bu ampulün nasıl yapıldığını bilirsem ben bunu bir başka yerde başka şekilde kullanmanın yolunu da bulabilirim. O zaman bana örnek olmuş olur. Şimdi bakıyoruz ki, şimdi icma dedi az önce, işte Fatih Hoca okudu. İcma ise, bugün mezheplerin tamamına bakın. Bu da çok açık konuşuyorum. Bak, bize karşı bunu savunan insanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ne demişti? 15 asırlık geleneğe karşı çıkılamaz şeklinde bir ifade kullanmış, değil mi? Yani dinimizi o belirler demişti. Şimdi bu 15 asırlık gelenekte 15 asırlık dedikleri ki ben onun 15 asır olduğunu kabul etmiyorum. Bana göre bozulma Abbasilerle başlamıştır. Ondan öncesine indiğimiz zaman yani çok güzel şeyler buluyoruz. Mesela Osman Elbetti görüşleri bize kadar nadiren gelen bir kişidir ama nadir bir görüşüne rastladığınız zaman bakıyorsunuz ki böyle şey gibi parlıyor. Billur gibi parlıyor. Ben şunu söyleyeyim, yani ben şeyin Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin ya da Ahmet bin Hanbel'in ya da İmam Malik'in görüşlerinin bize doğru geldiğinden de ciddi manada şüphedeyim. Onu da baştan söyleyeyim yani. Çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yani o Abbasiler döneminde bunların çok ciddi bir şeyden geçirildiği kanaati için zannediyorum. Yani çünkü bu elinde belge var mı derseniz belge yok ama şu var. İnsanlar yanlışta ittifak edemez. Şimdi onu da ne zaman anladım? 3-4 senedir anladım. Ya bu mesela Ramazan'da söz konusu olan bir imsak meselesi vardı. 30 senedir uğraşıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Raporlarımızla bunu defalarca ispatladık. Türkiye'de takvim çıkaran bir böyle bir kuruluş var ki onların zaten yani onların düzeleceğine ben şahsen ihtimal vermiyorum ama Cenab-ı Hakk'ın şeyinden ümit kesilmez yani. Benim şahsen onlardan hiçbir umudum yok yani. Onlara da defalarca ispat ettim. Onların da belgelerde imzası vardır ama ben şahsen onlardan hiç umudum olmadığı için onlardan bahsetmiyorum. Şimdi bu kadar ispat edilmesine rağmen bu sene çıktık insanlarla beraber, medyayla beraber bir rasat da yaptık. Buna rağmen her şey açık ve net ortada olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı hala ısrar ediyor. Ve şunu diyeyim, demek ki bir tarafında devlet olduğu zaman yanlışla ittifak edilebilir. Bir tarafında devlet olduğu için Suudi Arabistan'da da aynı yanlış var. Arkasında devlet olduğu için
İslam aleminin her tarafında aynı yanlış var. O zaman demek ki Abbasilerden itibaren devlet çok ciddi manada dine müdahale etmiş. O zaten kimsenin itiraz etmeyeceği şekilde açık. Ve yanlışlarda insanları ittifak ettirmişler. Bu yanlışlardan birisi de faizle alakalıdır. Şimdi bugün bakın Allah alım satımla faizin arasını kesin olarak ayırdığı halde mezheplerin tamamı faiz sistemini alışverişin bir alt başlığı saymışlardır. Bu aklın durması bir olay, durmasıdır. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. İşte sen de doktora konun değil mi? Bu aklın durması olayıdır. Ya kardeşim Allah açıkça alım satım da faizli işlem gibidir dediğiniz zaman bunu şeytan yoluna uymak diyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki alışveriş sahasını da peygamber düzenlemiştir. Ne demek istiyorsun? Yani Allah peygamberi haşa şeytanın yoluna mı soktu? Allah peygamberini soktuğu yolu hem de vahiy ile gelmiştir diyor. Allah peygamberini soktuğu yolu haşa şeytanın yolu diyecek. Ondan sonra bu nasıl olacak? Halbuki alım satım görüntüsü altında faizin kapılarını kapatmış peygamberimiz ve muhteşem bir şey. Bak öbür taraftan bakarsanız dersiniz ki ya bu sözleri niye söylemiş peygamberimiz? Söylememiştir, ona iftira edilmiştir dersiniz. Ama size baştan anlattığım şekilde alım satım görüntüsü altında faizin kapılarını kapatmıştır derseniz o hadisler Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunun en kesin delillerinden olur. Çünkü onu bir peygamberden başkasının söylemesi çok zordur. Söyleyemez yani. Şimdi bakıyorsunuz ki alışverişin birçok şeyini faiz sayarak yasaklamışlar. İşte şimdi icma. Hadi bakalım Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun gerçekten bir ilmi kuruluş olduğuna inanıyorsanız lütfen cevap verin bakayım hadi. Buradan ilan ediyorum. Zaten bunu yazılı olarak koyacağım. Ey ilahiyat fakülteleri ve onların hocaları. Hadi bu 15 yıllık geleneği kutsuyorsunuz madem. 15 asırlık ki ben 15 asırlık olduğuna katılmıyorum yani. Tıpkı Hristiyanlarda olduğu gibi 3. asırdan sonra ciddi bir şey var, kayma var. Çünkü sahabe asrına gittiğiniz zaman, bir de sahabeye yakın dönemlere gittiğiniz zaman çok doğru bilgiler bulabiliyorsunuz. Gidebilirseniz tabii, oralara da bir sürü şeyler konmuş. Ulaşımı engelleyen şeyler konmuş. Hadi bakalım. Bu mezhepler alım satımın büyük bir bölümünü faiz diye yasaklamışlar ve faizin önünü sonuna kadar açık bırakmışlar. Faizin önü sonuna kadar açık, alışverişin önünde tıkanmış faiz adıyla. Birkaç tane örnek vereyim size. Mesela Hanefi mezhebine ve Hanbeli mezhebinin tercih edilen görüşüne göre ki aynı görüş Şia'da da var. Benzeri görüş Zeydilerde de var. Zeydiler dediğimiz zaman şu anda Yemen bölgesi, Şia dediğimiz zaman İran bölgesi. İşte Hanefi, yani ya kimse de dışarıda kalmıyor. Diyor ki, tartılan ve ölçülen mallar, tartılan dediğin altın ve gümüşe bakarak, onlar tartıyla işlem gördüğü için tartılan mallar diyor. Ölçülen derken, bu defa şey yapmış işte arpa, buğday, hurma ve tuz bunu da ölçülen mallardan saymışlar. Tartılan ve ölçülen mallar kendi cinsleriyle değiştirilirse altın altınla, gümüş gümüşle ya da demir demirle, bakır bakırla değişimin peşin miktarların eşit olması gerekir. Farklı cinsler değiştirilirken eğer tartıda ittifak ediyorlarsa değişim peşin olmalıdır. Veresiyesi faizdir. Cinsle ittifak ediyorlarsa değişim peşin olması lazım. Veresiyesi faizdir. Peki bunun açılımı ne? Açılımı şu. Siz demir satıyor, demiri bakırla değiştirmek istiyorsunuz. Siz demir vereceksiniz. Mesela bir bina yapıyor, birisi bina yapıyor. Size hurda demir getirdi. Siz bakırcısınız. Benim çatıya bakır levha lazım. Benim şimdi inşaattan çıkan hurdaları sana vereyim. Şimdi sen bunları al. Bunun karşılığında ne kadar
bakır levha üretirsin, şu saat, şu tarihte bana bu kadar bakır levha lazım dersen, demirde, bakırda tartıyla işlem gören mallar olduğu için bu değişimi yapamazsın, faizdir diyor. Şimdi bu fıtri mi? Dünyanın neresinde buna insanlar faiz derler? Neresine derler? Faizdir diyor. Niye? İkisi de tartıyla işlem görüyormuş. E peki, peki tartıyla işlem görür derken bunu nereden çıkardım? Altın ve gümüşten çıkarmadım. Peki ben altın ve gümüş ödeyerek veresiye bakır ya da demir alabilir miyim diye sorsan alırsın diyorlar. Nasıl diyorsun? Ya altın ve gümüşün tartıyla satılan mallar olduğunu dikkate alarak sırf tartı özelliğinden dolayı benim veresiye demirle bakır değişimimi yasaklamadın mı? Faiz demedim, evet dedim. E peki niye altınla gene tartılan bir malı veresiye değiştirdiğim zaman caizdir diyorsun? Görüyor musunuz mantığı? Yani insan, Müslümanlar da gerçekten bir akıl tutulması olur. Devlet müdahale edince bunlar oluyor. Tıpkı bugün imsak vaktinde olduğu gibi. Ya kardeşim, yani söyleyeyim, ya bir çıkın evinizden, sahura kalkıyorsunuz, 5 dakika bir çıkın bir bakın, herhangi bir yerde aydınlık görüyor musunuz? Yok, öyle bir şey yok. Şimdi, peki Şafii ve Maliki mezhepleri, aralarında çok küçücük farklar olmasına rağmen, temel noktaları şudur. Diyorlar ki, altın ve gümüş para olduğu için faize konu olmuştur. Ama para olma özelliği yalnız altın ve gümüşe hastır. Diğer maddelerde olmaz. Bunun istisnası sadece İmam Malik'in şahsi görüşüdür, El Müdevvene'de olan. Bir de İmam Muhammed'in şahsi görüşüdür. Ama bunlar mezheplerin görüşü olmamıştır yani. İmam Malik'in görüşü, Maliki mezhebinin görüşü değildir yani. İmam Malik diyor ki, bir şey paraysa, ister deri olsun, ister kağıt, ister ne olursa olsun bu faize konudur diyor ki, onun görüşü çok doğru bir görüş. Onun için ben diyorum, bu ilim adamlarına sonradan bu görüşler yapıştırılmış gözüküyor. Şimdi diyor ki, altın ve gümüşün dışında para olmaz diyor. E tamam. Bugün bizim paramız altın gümüş mü? Değil. Şafii mezhebine göre, Maliki mezhebine göre bugün bankalar yaptıkları işleme kredi demesinler. Kredi borç demektir. Para alım satımı desinler, aynı işlemleri yapsınlar. Sadece kelime değişikliği yapsınlar. Bu iki mezhebe göre faiz söz konusu değildir. Gerçekten öyle mi? Peki Hanefi, Maliki, yok Hanefi, Hanbeli, Şii ve Zeydi. Bu mezheplere göre de bugünkü para ribevi bir para değildir. Yani faize konu olan bir para değildir. Niye? Tartılır mı? Şimdi sen gittiğin zaman 100 gram kağıt paraya karşılık ne verirsin mi diyorsun? Tartılmaz. E peki şöyle şuradan bir ölçek 1 lira verir misin, verirsin diyor musun? Ya da bir ölçek 10'luk. Ölçekle de işlem görmez. Hanefi mezhebine göre de bugünkü kağıt paralar da faiz olmaz. Borç vermeyeceksin, satış yapacaksın. Aynı cinsleri veresiye satamazsın, peşin satarsın Hanefi ve Hanbelilere göre. Ne olur? Az önce ben Fegani ile yaptım. Fegani, ben bankayım, gelecek bana, ben diyecek ki benim 1 yıl vadeli 1 milyon lira ya ihtiyacım var. Olur, hay hay. Kaçtan? %10'dan. Tamam. Güzel. O zaman ben Fegani'ye 1.100.000 lira 1 yıl vadeli borç veririm. Teminatları alırım. Ondan sonra Fegani'den o 1.100.000 lirayı peşin 1 milyon liraya karşı satın alırım. Fegani benim bankamdan 1 milyon lirayla çıkar, borcu 1.100.000 liradır. Buna ne Hanefisi, ne Şafiisi, ne bu mezhepler içerisinde buna faiz diyen bir tek
Bir tek yok, bir tek mezhep yoktur. 15 asırlık gelenek dedikleri, yani onların dedikleri gelenek, ben o kivan 15 asır demiyorum. O gelenek bu işleme faiz demez. İttifakla, icma dedikleri şey işte burada var. Peki bugün Din İşleri Yüksek Kurulu buna faiz diyor mu, demiyor. Diyor mu? Yani bankalardan alınan bana faizli para yatırsanız, alsanız buna faiz diyor mu, demiyor. Gidiyor. O zaman 15 asırlık geleneğe aykırı fetva sen veriyorsun. Ben verdiğim zaman niye sesini çıkarıyorsun? İcma ise icma işte. Hani icma kesin delildi, ne oldu? Hani? Ve burada şunu söylüyorum. Mesela siz dinlediniz. Az önce anlattığım, yani mezheplerin anlattığım anlamdaki faiz anlayışıyla herhangi bir problem çözülebilir mi size? Sadece problem çıkarılır, değil mi? Onun için bakın bugün nerede İslami iktisadi ekonomik bir kuruluş varsa davranışlarını hep Batı'dan almıştır. Biraz İslami şekil vermek için böyle yeşil ambalaja bürürler. İçerisi aynen öbür taraftandır. Sadece ambalajı değiştirir. Neden? Çünkü problem çözmüyor bu gelenek. Problem çıkarıyor. Bugün Batı'da ve Türkiye'de başlayan çok ciddi bir ekonomik bunalım vardır. Ey Müslümanlar, var mı buna karşı çözümünüz? Bana sorarsanız var. Ben şahsen, yani Allah'ın izniyle hiçbir endişem yok. Ki zaten bunun böyle olduğunu bilen bazı arkadaşlarımız tekliflerde bulundular. İşte devletlere danışmanlık yapalım ekonomik konuda. Bu konuda son derece eminim. Hiç, gayet kolay. Bak bugün Amerika'nın ekonomi problemleri nasıl halledilir? Amerikan hükümetinin iradesi olsun, bir haftada Allah'ın izniyle hallederiz. Çünkü onu halleden çok kesin ayetler var. Ama bu ayetlerden bugün o 15 asırlık gelenek dediklerinin haberi bile yok. Haberi bile yok. İşte o konuda bir defalarca burada söyledik zannediyorsam. Almanya'da bir toplantıda orada şöyle bir şey söylemiştim. Siz ekonomiden anlamazsınız dedim orada. Adamlar şaşırdı. Ne demek yani? Biz Almanlar ekonomiden anlamayız. Peki dedim, madem anlıyorsunuz, ticarette faizin farkını bana anlatır mısınız dedim. Daha da çok şaşırdılar. İşte dedim, siz bu farkı bilmediğiniz için bugünkü olaylar başınıza geldi. Sonra çok kısa bir örnek verdim. Adamlar iyice şaşırdı. Allah Allah dediler. Ya bunu biraz düşünelim dediler. Onun üzerinde şey yaparız. Bir ay sonra haber gönderdiler. Yeni dünyanın ekonomik felsefi altyapısını birlikte oluşturabilir miyiz diye. Ve bir protokol yaptık. Ki orada o söylediklerimiz çok 5-10 dakikalık bir konuşmaydı. Daha fazla değildi yani. Şimdi siz Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle gittiğiniz zaman önünüze hangi problemi çıkarırlarsa çıkarsın, çözmek mesele değil. Peynir ekmek yer gibi çözersiniz. Ama bunların 15 asırlık gelenek dediği sadece problem çıkarır. Müslümanların işte ticaretini kapatır, faizin önünü sonuna kadar açır. Bak tekrar ediyorum burada. Eğer ben inansam ki bunların 15 asırlık dedikleri, benim de 12-13 asırlık dediğim, ki 13 asırlık dediğim bu gelenek, onun doğru olduğuna ben şahsen inansam ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu konuda rahat bir şekilde hesap vereceğim inansam, çok değişik şekillerde %100 faizli banka kurarım. %100 faizli. Ama bunlara göre %100 faizsiz olur. Onların hiçbirisi bu faizlidir diyemez. Fıtratıyla der. İşte bugün mesela Din İşleri Yüksek Kurulu faiz dedi. Yani doğru söylüyor. Fıtratıyla söylüyor. Yani doğallığıyla söylüyor. Zaten din doğallıktır. Şimdi
ya öyle hale getiriyorlar ki doğallık diye bir şey kalmıyor bir kere. Ben az önce şeyi anlatırken ne dedi? İcmayı anlatırken doğallık değildir dedi, değil mi? Doğallık değildir dediğin andan itibaren zaten İslam'la bir alakası kalmaz. Doğallık değilse o da İslam yoktur. Bu çok, çok kesin. Mesela bugün bakıyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı başına bir sarık, üstüne bir elbise giyiyor. Bu doğallık mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toplumda insanların arasındayken dışarıdan gelen kişi onu elbisesiyle, giyimiyle ayırt edebiliyor muydu? Ne diyordu? Ne diyordu Akif? Peygamberimiz bir toplulukta iken dışarıdan gelen herhangi bir kişi Peygamberimizi şeklinden, şemayinden tanıyabiliyor muydu? Ne diyordu? Ben Muhammed'im. Muhammed hanginiz? İşte doğallık bu değil mi? Doğallık. Bugün camiye gidiyorsunuz. Sırtına bir cübbe giyiniyor, bir de başına sarık takıyor, geçiyor imamlığa. Her zaman değil, imamlığa geçtiği zaman. Ha, imamlığa geçtiği zaman. Her zaman değil, o yasak. Osmanlı'da o her zamandı. Yani. Yok, Osmanlı'da öyleydi. Her zamandı. Şimdi sonra yasaklandı. Şimdi Türkiye'de sadece bu Diyanet İşleri Başkanı'na tanınan yetki. Her yerde giyebilir. Onun dışındakiler giyemezler. Sadece camide görevsiniz. Giydiriyorlar. Ben mesela ben hiç giymeden geçemiyorum. Yani millet kabul etmiyor. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarıda nasıl ise hangi elbise üzerinde varsa o elbiseyle geçerdi mihraba. Üzerinde ne bir takkesi vardı, ne tesbihi vardı. Ayakkabısını da çıkarmazdı. Şimdi sanki bir marifetmiş gibi hep anlatırlar. Efendim işte adamın birisi bir köye imam olmuş. Milleti çarıklarıyla camiye sokmuş. Sonra gelen imamı itiraz etmiş. Sen de çarıklarını çıkar demiş. Çarıklarını çıkarmak marifet mi kardeşim? Peygamberimiz ne zaman ayakkabısız namaz kılmış ki sen gelmiş böyle konuşuyorsun? Bir keresinde ayakkabısını çıkarıyor. Cebrail aleyhisselam demiş ayakkabında pislik var. Çıkarıyor. O sıra herkes de çıkarıyor. Diyor ki niye çıkardınız ki diyor. Ayağımda pislik olduğu için çıkardım. Ha bugün ayakkabıyla giremezsin çünkü camiler o zamanki gibi zemini toprak değildi. Ama sen bugün açık sahada namaz kılıyorsan ayakkabınla kılacaksın. Çıkarmana gerek yok. Ben çıkarınca daha rahat ediyorum. O zaman çıkar. Ama çıkarmanın dinin gereği olduğunu düşünüyorsan yanlış. Dayatıyorsan daha da yanlış. Daha da yanlış. Mesela askeriyede biz şey yapardık işte askerliğimiz sırasında. Eğitim sahasında namazlarımızı kılardık. Şeylerle, abdest alırken tabii şeylerin üzerine botların üzerine mes verirdik. Botlarla namaz kılardı. Önce birçok kimse ya böyle namaz olur mu? Namaz böyle olur kardeşim, başka olmaz. Namaz başka şekilde olmaz. İşte din doğallık oluyor, tamam mı? Peki bunun dayanağı ne? Dayanağı Allah-u Teala'nın ayetidir. 30. sure 30. ayet. Bak işte biz buralarda yok. Şimdi sloganlar burada yok. Yani o doğallığa dair birçok şeyler yazmıştık. Burada yok o şeyler. Diyor ki Allahü Teala فَاَقِمْ وَشَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا yüzünü dosdoğru bu dine döndür. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtratına. Fıtrat doğallık demektir. Doğallığa çevir. İnsanları ona göre yaratmıştır. Yani o doğal kanunlara göre yaratmıştır. Tabiat kanunlarına göre yaratmıştır. Zalike dinul kayyim. İşte sağlam din budur. O doğallık, yani o tabiatta bulunan kanunlardır. Zalike velakin ekseren nasi la ya'lemun, ama insanların çoğusu bunu bilmiyor. Dini doğallıktan çıkarıyor. Bir takım böyle zoraki şeylerin içerisine sokuyor. Şimdi mesela birisi çıkıp diyebilir ki canım o zaman adam doğallık diyerek çıplak dolaşsın.
Çıplak insan için çıplaklık doğallık değildir. Hayvanlar için öyledir. Niye? Çünkü hayvanlar şu bölgenin hayvanı şu bölgede öbür bölgede yaşamaz. Ve o mesela işte koyunun sırtında yünü vardır. İşte aslanın şusu vardır bilmem. Vücutları dış etkenlere karşı korunaklıdır ama insanın vücudu korunaklı değildir. Onun için sıcağa karşı korunacaksın, soğuğa karşı korunacaksın, insanların kötü bakışlarına karşı korunacaksın. O nesli bozmamak için işte mesela hayvanlarda da öyle eşini kıskanma denen bir olay vardır. O kolay değil şeyde. O yani o da bir doğallıktır. Ona karşı korunacaksın. Yani neslini koruyacaksın, nefsini koruyacaksın. Bütün bunlar giyim kuşamı gerektiriyor. Giyim kuşamı gerektiriyor. Giyim kuşam da bölgesine göre değişir. Suudi Arabistan'daysan giyimin farklı olur, Türkiye'deysen farklı olur, Kuzey Kutup'taysan farklı olur. Mesela şimdi biz o kutup bölgesine gittiğimiz zaman gündüzün, yazın, Haziran'da kısa kollu, yani buradaki elbiseler gibi dolaş. Akşam gene gökyüzünde aynı güneş dolaşıyor. Hiç battığı yok. Aynı güneş gökyüzünde var ama soğuktan tir tir titriyorsun. Şimdi bir kazak giydim ben alttan. Üstten bir ceket giydim. Üstünden bir mont giydim. Buraya da şey sardım. Atkıyı sardım. Başıma da başlık örttüm. Çıktık. Vallahi donmamak için başladım oradan oraya koşmaya. Gökyüzünde güneş var. Gece çünkü var gece. Şartları farklı. Peki doğallık hadi bakalım o zaman sen koyun değilsin kardeşim. Orada koyunlar vardı hiç umurlarında bile değildi. Atlar vardı umurlarında değildi. İşte bu doğallığın insana yansımasıyla hayvana yansıması arasında fark var. Dolayısıyla bu son derece önemli bir şeydir. Böyle yaptığın dini Allah'ın dini olarak ortaya koyduğunuz zaman bütün insanlara eşit yakınlıkta olmuş oluyor. Ve dini şöyle tertemiz bir bardak su olarak sunuyorsunuz ki buna hayır diyecek ne bir insan vardır ne bir hayvan. Ama öbüründe tutup sen kendine göre bir takım şerbetler yapıyorsun falan. Sen severek içebilirsin ama herkes bunu sevmez. Ve bazı kimseler de hasta yapar. Evet, şimdi sorularınızı sorabilirsiniz. Türkmen İstanbul'dan. Hocam, Diyanet'in bu tutumunda Kur'an'daki bildirilen şekilde yapılmayan, İslam'ı sulandırarak ılımlı İslam şeklinde yürütülen dinler arası diyaloğun etkisi olabilir mi? Dinler arası diyaloğun etkisi olabilir mi? Onu bilemiyorum ama bu soruya cevabım şu olabilir. Vatikan'a gittiğimde o diyalog kurulu başkanı Jean-Pierre Louis Touran, şu anda o değil. O Vatikan Başbakanı'ydı. Bana aynen şunu söyledi. Şimdi bunlar biliyorlar benim Kur'an-ı Kerim konusunda ne kadar hassas olduğumu gayet iyi biliyorlar. Çünkü Avrupa'da çok toplantılara katılıyoruz. Dedi ki siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz dedi. Şimdi siz bununla Diyanet'in bildirgesindeki o ilk cümleyi bir okur musun tekrar? Orada açık mı? Değil hocam. Neydi o? Din, dini metinlere indirgenemez. Bu sadece şeydir. Bir marjinal bir yaklaşımdır falan. Şimdi Diyalog Kurulu Başkanı'nın bana söylediğiyle bunun arasında bir benzerlik kurabiliyorsanız bu sorunun cevabını alırsınız. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın buldun mu onu? Bir okur musun? Herhangi bir hususun İslam'da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak tarih boyunca varlığını arizi bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir. Evet. Varlığı arizi bir durum. Akif sen hiç böyle bir şey duydun mu şimdiye kadar? Herhangi bir kitapta böyle bir şey var mı? Ama işte bu şeye benziyor mu onu siz takdir edin. Yani Diyalog Kurulu Başkanı'nın bizzat bana söylediği sözdür. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Bunun anlamı nedir? Diyalogun birinci şartı neymiş? Kur'an'ı devre dışı bırakmak. Az önce okuduğumuz icma anlayışı
Kur'an devre dışı bırakan bir anlayış değil mi? Evet, sen şimdi diğer soruya geç. Şeyh Mus Alakuş, hocam bir adamın 10.000 TL'si var, bundan gelir elde etmek istiyor. Başka birinin de 10.000 TL'ye ihtiyacı var. Birincisi, ben parayı parayla vermem diyor. Bunun yerine araya buğday koyuyor ve diyelim ki buğdayı kilosunu 10 TL'den alıyor, 6 aylığını 12 TL'ye veriyor. Karşıdaki adam da banka yerine bunu tercih ediyor. Bu alışveriş faiz midir, değildir? Bunun faiz olduğunu zaten anlattık ama bir kere daha anlatmış olalım. Bu şahıs şöyle diyor, mesela 10.000 lira ihtiyacı var adamın, 10.000 lira vereyim, sen bana 11.000 lira ver dediğimiz zaman faiz olacağı şu kaçın. Bu defa tutuyor elindeki buğdayı, bu şahsa 10.000 liraya peşini satıyor, 10.000 liraya alıyor. Tamam. Bu şahsın buğdaya ihtiyacı falan yok. Sonra bu şahıs alıyor bu 10.000 liralık buğdayı, buğdayı satan kişiye diyor ki ben bunu sana 11.000 liraya sattım. Bir yıl vadeli. Buğday tekrar adama dönüyor. Adamın cebinde 10.000 lira var. Borcu ne kadar? 11.000 lira. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir satışta iki satış yaparsanız ya fiyatların azına razı olursunuz ya da faize girersiniz. Azı hangisi? 10.000 lira. Ya da sen tekrar geri 10.000 liraya satabilirsin. Bir kuruş fazla olursa faiz olur. Ama maalesef bu hadisi şerifi de bu şekilde anlayan hiç kimse ben göremedim şu ana kadar. Ben göremedim yani işte o senin elindeki o ticareti faiz kitabını yazarken ben göremedim. Ki o kitabın yazılması belki yüzlerce toplantının sonucudur. Öyle tam 1978'den yani en az 25-30 sene sürmüştür o kitabın yazılması. Yani dünya kadar toplantı yapmışızdır. Konuyu anlayabilmek için. Anlayabilirsen yani. Anlayabilirsin. Ve şey yok, bu hadisi bir şey yaptık ya, bu şekilde değerlendirmiyorlar. Bu şekilde değerlendirmedikleri için Osmanlılar'da para vakıfları kurulmuştur. Mesela bir arkadaşımız çalışma doktora yapmıştı. İstanbul'da 5700 küsur tane para vakfı vardı. 5700 küsur para vakfı ki o şu andaki Vakıflar Bankası'nın sermayesini oluşturmuştur onların şeyleri. Yani Cumhuriyet döneminde. Para vakfındaki borç verme işlemi şöyle. Şimdi birisi geliyor bana. Diyor ki ben vakfın yöneticisiyim. Diyor ki benim bin altına ihtiyacım var. Tamam. Teminatını getiriyor. Kefillerini getiriyor. Bin altını ona borç veriyorum. Ama para burada duruyor. Para kasada. Bin altın borç veriyorum. Kefillerin imzasını alıyorum. Kendi imzasını alıyorum. Ondan sonra ve ben ona vakfıdaki bir kitabı satıyorum. Alacağım faiz ne kadarsa ona göre satıyorum. 1000 altın alana bunu 200 altına satıyorum. 100 altın alana 20 altına satıyorum. 10 altın alana 2 altına satıyorum. Kitap aynı kitap. Diyorum ki bunu sana 200 altına sattım. Bedelini bir yıl sonra verirsin. Tamam alıyor. 200 altın da buradan borçlanıyor. Ettim 1200. Ondan sonra parayı alamaz. Parayı alması için yapması gereken bir işlem var. Bu kitabı vakfa bağışlayacak. Diyor ki ben bu kitabı vakfa bağışladım diyor. Peki şimdi adamın borcu 1000 altın. Borcu o şeyden dolayı, 200 altın da buradan dolayı. 1200 altın borçlu. Bunu da vakfa bağışlıyor. Buradan çıkarken cebinde 1000 altın, borcu 1200 altın. Bağışlama olmasa bile yine faiz işlem değil mi? Çünkü iki anlaşma yapılıyor. Sadece ben tamam sen borcu veriyorum ama bir de bunu satın al dese yine iki anlaşma olacağından dolayı yine faiz oluyor. Başka ben uygulanan şekli soruyorum. Söylüyorum burada. Yani bu şekilde uygulanıyordu. Ve oldukça yaygındı. Daha başka şekiller de vardı. Bunlar bizim o kitapta çok detaylı olarak anlatılmıştır. Şeyhülislam fetvaları şunlar bunlar. Hepsi vardır orada. Dolayısıyla bunların hepsi faizdir. Evet. Hocam bir soru daha ben sorayım. Sor. Onunla ilgili mi ilgili değil? Buradan bir şeyler söylerseniz bir daha duyurmuş oluruz. Soru şu. Bizden borç para isteyenlere o parayı veriyoruz. Parayı alan kişi o parayla ihtiyaçlarını karşılıyor. İş yapıyor, mal alıyor, mal satıyor, gelirlerini arttırıyor.
bizim gelirimiz ne buradan? Belli bir ücret alamaz mıyız diye en çok sorulan sorulardan biri bu. İkinci soru, bir ürünün bilgisayar, buzdolabı önemli değil. Bir ürünün peşin fiyatı 500 lira. Birinci soruyu bitirelim, ondan sonra ikincisine geçelim. Tamam hocam. Ben unuturum sonra. Tamam. Şimdi ben adama borç para verdim, o para kazandı. Ben niye kazanmıyorum? Tamam, peki o adam zarar etti. Ne yapacaksın? Bir de sevap boyutunu dikkat almamış. Hayır, sevap boyutunu boş ver. Adam zarar etti. Zararına katlanacak mısın? Yok. Bir kere tekrar şunu söyleyeyim. Ben şimdi bak şuradan mesela bir para çıkarayım sana. Diyelim şurada bir 10 lira var. Enes Hoca'ya 10 lira veriyorum. Al Enes Hoca. Tamam, şimdi borç para değil mi? Bu bir ekonomik faaliyet mi? Yani bununla bir mal ve hizmet ürettim mi ben? Bir katkıda bulundunuz. Yok. Üretim. Enes Hoca bu parayı aldıktan sonra üretimi yapacaksa yapar. Evet. Yapmayacaksa yapmaz. Onun bütün sıkıntısına her sorumlu şeyine katlanan odur. Ben katlanmıyorum. Bu bir mal ve hizmet üretimi. Bir katma değer oluşmuyor burada. Bunu veriyorum. 10 lira 11 lira ver diyorum. Sen hangi katma değeri ürettin ki 11 lira ona karşılık istiyorsun? Bunun bu bir katma değer üretim olmadığı için ayet-i kerime çok açık. Diyor ki Allahü Teala Estağfirullah ve ma ateytum min riben liyerbu ve fi envalin nas fe la yerbu indallah. İnsanların mallarının içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Yani Allah'ın koyduğu piyasa kuralına göre bu bir katma değer üretimi değildir. Değilse buradan bir geliriniz olmaz. Buradan bir pay alamazsınız. Dolayısıyla o kişi zarar, kar ediyor diye dönüyor. E peki ya zarar edersen ne yapacaksın? Zararına katlanacak mısın? Yok kardeşim, olur mu? Benim param paradır. Onun için önce teminatını da alır. Evet. Diğer soru. İkinci soru şöyle sormuş. Bir ürünün peşin fiyatı 500 lira. Onu peşin alamıyorum. Satıcı bana şöyle diyor. Tamam, şimdi al. Parasını 3 ay sonra getir. Ama o zaman 630 lira ödersin. Bu durumda benim hoşuma gitmiyor. Bu işlemde faiz var mıdır? Soru bu. Hoşuna gider mi gitmez mi? Şimdi şu kaç lira? Diyelim 100 lira. Niye diyelim dedin? Çünkü fiyatını net olarak bilmiyorum. Peki bu kaç lira? 10 lira. Buna niye diyelim demiyorsun? Çünkü üzerinde yazılı. Yani şimdi bakın, peki bunun bundan şimdi bir tanesi 10 lira. Bundan 1000 tane olsa ben çok alacağım, bana biraz indirim yap denir mi buna? Bak gülüyorsunuz, denmez değil mi? Peki bundan bir tane almakla 10 tane almak arasında bir tane alırsan adamın istediği fiyatla 10 tane alırsan istediği fiyat aynı olur mu? 1000 tane alacağım dersen fiyat iyice düşer değil mi? Düşer tabii. Burada düşer mi? Hayır. Düşmez. Şimdi alışverişin kuralları başka bir şeydir. Borcun kuralları başka bir şeydir. Alışverişte pazarlık olur. Ben şimdi sen benden 10 lira istiyorsun. Ya ben 8 lira versem geliyor olmaz mı? Pazarlık olmaz onda. Ya kardeşim. Hocam bu sorular son zamanlarda çok sorulmaya başladı. Biliyorum biliyorum. Bunların kuralları çok farklıdır. Onun için bu malın peşin fiyatı 10 lira, bir ay vadeli 11 lira, bu faiz değil mi? De, ya kardeşim nereden çıkarıyorsun? Bir kere bu malın sen peşin fiyatı 10 lira dediğin, sizin ikiniz arasındaki anlaşmaya göre 10 liradır. Bu piyasada 10 lira, şu piyasada 8 lira, öbür piyasada 5 liradır. Başka bir yere gidersin 1 lira da alırsın. Ama şu 10 lira hangi piyasada değişir? Her yerde sabittir. Yani şurada malı üreten adamla, yani şu bunun toptancısının yanındaki 10 lirayla, efendim bunun işte çakmasını satan kişinin yanındaki 10 lirayla, efendim çok lüks bir şeyde, semtteki en yüksek fiyatta satan kişinin yanındaki 10 lira arasında değişen bir şey var mı? Hiçbir fark yok. Hiç fark. O zaman fiyatlar, fiyat başka bir şeydir. Fiyat durumlara ve şartlara göre değişir. Karşılık, onun için pazarlık yapar insanlar. Onun için ben buradan almayayım, gidip falan pazardan alayım der. Toptancısından alayım der. O, dolayısıyla bir şeyin peşin fiyatının şu kadar olduğunu sen nereden kesinleştiriyorsun ki? Bak mesela biz
Ben biliyorsunuz hiçbir zaman ticaretin ve sanayinin dışında kalmadım. Şu anda da yine içerisindeyim çok şükür. Şimdi bu mesela sanayide peşin satarsın bir malı 100 liraya satarsın, vadeli satarsın 60-70 liraya satarsın. Tamam. Mesela sen bir mal üretiyorsun, şurada bir satış reyonun vardır. Oradan gelir adamlar, peşin para verir, ürettiğin malı 100 liraya alır. Bir başkası gelir o maldan, sen şeydir, bir tane daha alsa, 10 tane daha alsa senin sürekli satışındır, o alır 60 liraya, 70 liraya. O vadeli öder, bu peşin öder. Yani vadeli daha pahalı, peşin daha ucuz. Peki bu adam onu kandırıyor mu? Hayır, kandırmıyor. Gayet normal, çünkü orada o mağaza için yaptığı yatırımlar, orada çalıştırdığı eleman, onun için şey, o onu gerektiriyor. Aşağısı kurtarmaz orada. Ama öbürüne direkt imalattan gönderiyor. Sürekli gönderiyor. Bir tane almıyor, 1000 tane alıyor, 500 tane alıyor, şu alıyor, bu alıyor. Mümkün mertebe. Dolayısıyla yani ticaretin şartlarıyla borçların şartları birbirine hiçbir zaman uymaz. Sonuçlar da birbirine uymaz. Az önce en başta söylediğim gibi benzerliğe bakarak hüküm verilmez. Farklılığa bakılır. Ve ben şimdi size 100 liraya verdiğim bir malı, 100 lira verdim, 110 lira istiyorum. Bir ay sonra 110 lira. O 100 lirayı aldım, 10 lira daha aldım. Peki ben bunu bir ay vadeli senden 110 liraya aldığım zaman, bir ay sonra sana bu şeyi, telefonu, bir de 10 lirayı mı veriyorum geriye? Hayır, parasını. Parasını veriyorum. Bir ay sonra bu telefonun parası çok da yükselmiş olabilir. Tamamen düşmüş de olabilir. Bu soru soran bunların kişiler... şartlar tamamen farklıdır yani. Dolayısıyla bir malın peşin fiyatıyla vadeli fiyatının farklı olması bu ticaretin tabiatından kaynaklanan bir olaydır. Bu da faize bir alakası yok o iş. Tamam. Evet söyle. Bir dakika şey mikrofon versin sana. Bu hadis-i şerifte geçen mal değişimlerinin olur mu? Hadis-i şerifte geçen mal değişimleriyle ilgili kuralları mezhepler belirlerken bazıları işte semeniyet, bazıları tuam falan gibi şeyler, kriterler koymuşlar. Hanefi mezhebi bu altın değişiminde özellikle mesela cevdet, radaet arasındaki farkı da gözetmiyor. Yani iyi altınla kötü altın değiştirildiğinde bile gramajı aynı olması lazım diyor. Şimdi günümüzde bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Düğünlerde takılan altınlar var, çocukların sünnetlerine takılan altınlar var. Bunları kuyumcuya götürdüğün zaman kuyumcu bu altının çeyrek altın, cumhuriyet altını değerine bakıyor. Size onun parasını vermeden onun değerinde işte işçilikli altın veya daha yüksek ayarda altın ama daha az gramajlı altın veriyor. Bu tür alışverişler caiz değil mi? Yani orada ne yapmak gerekir? Şimdi senin sorunu tekrarlayayım. Ben şimdi diyelim düğünde ya da sünnette takılmış bir altınla kuyumcuya gidiyorum. Kuyumcu diyor ki bu altın şu senin getirdiğin altın 100 Türk lirası eder diyor. Ve bu 100 liraya karşılık sana şu altını veriyorum. Dolayısıyla kuyumcu senin altınını altınla değiştirmiyor bugünkü kuyumcular. Önce parayla değiştiriyor. Tamam mı? Sonra o paraya karşılık başka altın veriyor. Ama Peygamberimizin yasakladığı bu altına karşılık o altını vermektir. İkisi arasında fark var. Yani o parayla parayı değiştirmek gibi. Burada bir kere bir farklı bir değer, yani piyasa devreye girmiş oluyor orada. Onu altını Türk lirasına karşılık satmış oluyor sana. O Türk lirasına karşılık da istersen şunu al, istersen bunu al, istersen bunu al. Yani 100 liralık alışveriş yapabilirsin. Hangisi neyi alırsan al demiş oluyor sana. O altınla altının değişimi olmuyor. O zaten orada o peşin oluyor o işlem. Yani altını parayla değiştirdiğin zaman peşinlik olmasa yine insanlar orada faizcilik yaparlar. Evet. Peki sen bitti mi sorular? Bitti hocam. Bir dakika bir soru daha buradan alalım ondan sonra senden alırız. Bir soru şöyle hocam geçenlerde bir arkadaş Hanefilerin faiz anlayışına göre hareket edersek süre belirterek bir borç almak caiz olmaz dedi. Doğrudur. Hanefiler bu sistemi kurdukları için faizsiz borca bir türlü felsefi bir altyapı oluşturamamışlardır. Şimdi mesela şöyle, yani altınla altını veresiye değiştirmek eşit miktarlarda da olsa faiz olduğu için
Şimdi ben senden 100 altın alsam, yarın 100 altın vermek üzere peşin olması gerektiğinden dolayı bu faizi işlem olur. Yani Hanefi mezhebine göre faizi işlem. Şafii'ye göre de faizi işlem olur. Maliki'ye göre de, Hanbeli, hepsine göre de faizi işlem olur. Şimdi Hanefiler bu konuda ne diyor? Şimdi diğerleri borcu ayırıyorlar. Karzasen diyorlar. Bunu kendi sistemlerine katmıyorlar. Ama Hanefi sistemine katıyor. Ama aynı sıkıntı bütün mezhepler için söz konusu. Hanefiler diyor ki bu faiz olur. Faiz olmaması için diyorlar, önce diyorlar senin şeyini, senin 100 altını biz vedia olarak kabul ederiz. Sen bana 100 altını vedia olarak verirsin. Vedia ne demek? Vedia kullanmak için alınan mal demektir. Mesela benim bilgisayarım yok. Buradan diyorum ki ya şu bilgisayarınızı kullanabilir miyim? Tamam, biz bir saatliğine kullanabilirsin dediğimiz zaman ben bir saat sonra bu bilgisayardan başka bir bilgisayar size getirme hakkına sahip miyim? Aynısını getiririm. Şimdi diyorlar ki bu vediadır. Buna vedia deniyor. Bugün 10 altını alırsınız. Bunu emanet olarak almış sayılırsınız. Ve bunu işte bir ay sonra getirdiğiniz zaman, getirdiğiniz gün borca dönüşür. O zaman peşin değişim yapmış olursunuz diyorlar. Bir de şunu söylüyorlar, diyorlar ki vedia olarak alınan mal kullanılmak üzere alınır. Tüketilmek üzere değil. Yani ben şimdi bunu bir saatliğine kullanmak üzere almışsam birisine satma hakkına sahip miyim? Satabilir miyim birisine? Satamam. Peki şu parayı aldıysam, bak ben bunu aldım, bu takım işlemler yaptım, işimi gördü. Ben bu parayı aldığım zaman, bu parayı tüketmeden, bu paradan yararlanabilir miyim? Ben bu parayı şöyle bir koyup da bir bakayım diye alıyor muyum? Şöyle alayım da başımın üzerine koyayım, yağmurdan beni engeller diye mi? Ya da yiyeceğim böyle. Var mı böyle bir şey? Onun için ödünç alınan mallar, tüketilmeden yararlanılamayan mallardır. Tüketmek zorundasın. Tüketilen mallar da vedia olmaz. Bunu Hanefiler açıkça söylüyorlar. Peki sen nasıl bunu vedia kabul ediyorsun? Ya yaparım, başka çare yok. Ya bakın doğallıktan ne kadar uzaklaşmışlar, görüyor musunuz? Yani Peygamberimizin teşvik ettiği, Kur'an-ı Kerim'in teşvik ettiği faizsiz borcu da faizin dışına çıkaramıyorlar. Evet. Doğru söylemiş bu arkadaşımız. Tamam, şimdi sen sor sorunu. Peygamber Efendimiz'in altın ve gümüşte misli misline ve peşin olması şartını koştuğunu söyledik. Peki misli misline olsa ama peşin olmasa, ben 100 versem bir ay sonra 100 istesem, bunun sıkıntısı ne? Şimdi 100 ver, biraz bir ay sonra 100 istedeki, 100 istemedekteki sıkıntı şu oluyor. Orada işte o az önce Akif'in söylediği. Ben 100 altın verdim, 100 altın aldım ama altınların her birisinin piyasa değeri farklı olabilir. Yani bu 22 ayardır, öbürü 24 ayardır, öbürüsü 20 ayardır, öbürüsü 19 ayardır. O zaman da bunları yapabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Yani yani öyle bir ince bir görüş ortaya koymuş ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu altın mal hadisiyle, bu tabi bunlar birer örnek. Faize açılan bütün kapıları kapatmış ama tabii o çok övündükleri o gelenek bunu hiç alakası olmayan bir tarafa çekerek faizin kapılarını sonuna kadar açık bırakmış. Altın tabii o zamanın parasıydı. Şu an onu biz bugünkü paraya... Yok, altın bugün de para. Bak dikkat et, bak bugünlerde dikkat ediyorsanız altın sürekli yükseliyor. Hani altın ve gümüşü bunlar paradır zaten. İsteseniz istemeseniz de paradır. Bakın bu paralar, şu paranın şu 10 lira. Osmanlı zamanında 1000 lira vardı. 1000 lira Osmanlı Bankası'nın çıkardığı 1000 liralar vardı. Bunun anlamı 1000 altın demekti. 1000 altın. Şimdi o Osmanlı Bankası'nın çıkardığı 1000 altını buraya getirseler hanginiz bir çeyrek verirsiniz? O 1000 altının karşılığı olan o 1000 liralık banknot dedikleri,
Bize pangunut denir ya, banknot, bankanın notu demek yani onu. Ya da kayme-i muhtebere-i nakdiye, özel adı öyle, kayme-i muhtebere-i nakdiye dedikleri şey. Bugün size öyle bir çuval getirseler kaç kuruş verirsin sen? Yani hatır olsun diye bir tanesini alayım dersin ki birine gösteririm. Ne iş ne yarar? Ama onun yerine böyle birazcık altın tozu olsa işe yarar değil mi? Onun için bunların para olması, insanlar böyle kabul ettiği için para. Kabul etmezsen buna kimse para demez. Ama altını kabul etmeyecek bir insan nedir, ne demek kabul etmiyor? Onun için altın ve gümüş sürekli paradır, değişmez o. Evet, buyurun. Hocam şimdi bankaların gram altın hesapları var. Bu şekilde altın nasıl caiz midir? Bankalar o altını hemen alıp sizin hesabınız için saklıyorlarsa caizdir. Almış gibi gözüküyorlarsa bunun arkasında, şimdi ben burada izah etmem, yani konuyu başka tarafa saptı şey yapar, anormal bir sömürü kapısı açılır arkasından. Yani bankaların bir para üretme mekanizması vardır, onu bankacılar gayet iyi bilirler. Buradan anormal bir para üretme mekanizması çıkar ki sınırsız, son derece tehlikeli bir sahadır. Evet. Başka soru? Hocam, ticaret ve faiz kitabınızı okumaktayım. Daha yeni başladım okumaya. Okuduğum kadar olan bölümden şunu anladım ki İslam ekonomisi verme üzerine kurulu, günümüz ekonomisi ise biriktirme üzerine kurulu. Anladığım kadarıyla biriktirmek doğru bir şey değil. Ancak ben de kazancımın bir kısmını biriktiriyorum. Bu doğru, bunu yapmam yanlış olur mu? Şimdi biriktirme tabii ki doğru değil. Dolaşması lazım. Yani şimdi benim cebimde ya da kasamda olan paranın ne bana bir faydası olur ne de bir başkasına faydası olur. Ama o para dolaşımda olduğu zaman kimin yanına giderse onun işini görür. Hatta kimin o paraya daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır o para. Kimin ihtiyacı yoksa en çok onun yanında kalır. Şöyle düşünün, bir borcunuz var. Mesela kredi kartı borcu var bugünlerde birçok kimsenin. Şimdi de akşam üzeri saat 4'te elinize para geçiyor, 5'te de banka kasası kapanıyor. Ne yaparsınız? Koşa koşa o paraya yatırmaya gidersiniz. Daha yeni elinize para geçti, sanki elinizde bir kor ateş taşıyormuşsunuz gibi bir an önce ondan kurtulmaya çalışırsınız. Şimdi şurada 1000 kişi olsa, herkesin birbirine 100 lira borcu olsa, ben birinci kişiye Fatih'e 100 lira olan borcumu ödesem, o da etrafındakiler ödese, en son Enes Hoca da bana olan borcunu 100 lira olarak öder. O 100 lira benim cebime tekrar girmiş olur ama 10 dakika içerisindeki burada 1000 kişi borçtan kurtulur. 10 dakika içinde 1000 kişi borçtan kurtulur. Müthiş bir iş hacmi açılır. Dolayısıyla şimdi siz, onun için Kur'an-ı Kerim'deki ekonomik yapı Batı'daki ekonomik yapıya hiç benzemez. O kadar güzel, o kadar basit, o kadar rahat çözümleri var ki, bugün mesela Türkiye'deki ekonomi iyi gidiyor deniyor. Kesinlikle uygulanan politikalardan değildir. Bunu çok açık ben de söylüyorum. Uygulanan politikalar son derece yanlıştır. Türkiye'deki ekonominin iyi gitmesinin tek sebebi, şu anda yönetimde bulunan kişilerin inançlarına da uyarak fakir fukaraya yaptıkları yardımdır. Ama bu da uzun süre ekonomiyi iyi götürmez. Çünkü onlar üretilmemiş bir mal ve hizmet olmadan verilen şeylerdir. İnsanları tembelliğe itiyor. Geçici olarak rahatlık var ama sürekli olarak olmaz. Çünkü orada en alt tabakanın eline geçen para, yani bir fakire yapıldığınız yardım aslında bir zengine, bir üretime yapılan yardımdır. Çünkü o onu alır almaz ayakkabıya ihtiyacı varsa koşar ayakkabı alır, oradan bir ayakkabı üretiminin kapısı açılır. Gider şuradan zeytin alır, zeytin üretiminin kapısı açılır. Şuradan gider efendim evinin kirasını verir, o adam da başkasına verir falan. Yani Türkiye'deki ekonominin iyi olmasının sebebi bu insanların inançları gereği yapmış oldukları, fakir fukara yaptıkları yardımlardır. Bunu iyi mi? Çok iyi yapıyorlar. Bu azaltılmalı mı? Hayır, artırılmalı. Ama bunu bir entegre sistem içerisinde yapacaksınız ki işte o sistem yok.
entegre sistem içerisinde yapacaksınız ki geçici olmaktan çıksın, kalıcı bir rahatlık vermiş olsun. Batı'dan, bak orada ben o Avrupalılara siz ekonomiden anlamazsınız derken ben buna inanarak söylüyorum, gene söylüyorum, anlamazlar. Çünkü onların mantığı sömürü üzerine kuruludur. Kapitalizm odur. Kapitalden yana bir ekonomidir. Ama İslam'daki infak esastır. İslam'da hep en zayıfların ekonomiye kazandırılması söz konusudur. En zayıflar. Çünkü o en zayıfın kazandırılması en güçlünün diri kalmasının olmazsa olmaz şarttır. Başka şekilde olmaz yani. Yani bu, ama Müslümanlar bundan habersizdirler. Yani infakın ne olduğunu biz bilmeyiz. Ne bileyim işte faizin ne olduğunu, bak burada şunu da size söyleyeyim. O çok övündükleri 15 asırlık gelenek dedikleri kişilere şunu da söylüyor. Meydan okuyorum. Hadi buyursunlar. Hodri meydan. Faizi doğru dürüst tarif etmiş olan bir tane alimin bir tarifini getirsinler bana, ben bir göreyim. Bir göreyim bakayım faizi nasıl tarif etmişler. Açıkça söylüyorum. Hadi buyursunlar. Hodri meydan. Ama Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde, Peygamberimiz hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde faizi tarif etmiş. Ama bu ulemanın hiçbirisi ne o ayetleri almış ne de o hadisleri almıştır. Bir de bizi hadise karşı çıkmakla suçluyorlar. Yani ölür müsün, öldürür müsün? Evet. Peki. Bitti mi? Peki. Evet. Çok teşekkürler.